Aha'nda yayındayız bence. Chat'i takip edebilmem için bir link atar mısınız? Ben de chat'i takip edeyim. Hemen. Hemen atıyorum. O 8 kişi gelmeden başlamam. Şu sesi bir kapatayım. Hemen link paylaşıyoruz. Ömer hocam. Gruptan paylaşayım hemen. Tamamdır. Dediğimi duydunuz değil mi? 38 kişi gelmeden başlamam. Başlamayalım. tamam. Ben daha düşmedik. Eski link. Ben bir şey ayarlamıştım. Önceden ayarlı 15'e. Onu sileyim. O duruyor galiba. Şu an 4 kişiyiz. 4 kişi izliyormuş abi. Başlayayım. Kişi başına bir kişi düşüyor. O zaman oranı tutturduk o yüzden. Canlı yayına geçtin galiba sen. Evet, canlı yayında şu anda. Tamam. Başlık olarak bunlarda robotik kodlama sistem. Yok, ön izleme resmi mi gelmiş ona? Hayır. Öğretmenler için neyse. Öğretmenler için PC4 eğitimi diye bir tane şey var. Ben değiştireyim şu anda onu. Resim var. Ön izleme resmi gelmiş. Değişik bir şey. Kime gelmiş? Ne gelmiş? Tamam. Küçük resmi kaldırıyorum. Eğitimi diye bir tane şey var. Tamam. Yayında sesi kıssın abi. Evet. Cengiz hocam demiş ki Hamit hocama diyor memleketten diyor selamlar diyor 35 diyor. Abi gördüğünüz gibi şey geliyorum. Kendi kitlemle beraber geliyorum. Hani bir yere giden. Bakalım. Gruplarda paylaşsak mı gelsin millet ya? Gruplarda paylaştım. Telegram'da da paylaştım şimdi. Telegram'da gitmiş olmamız link, lazım. Link paylaşırsak hani. Link de paylaştım. Direkt olarak. Yani İstanbul Öğretmen Akademisi'ne tıkladıkları zaman YouTube kanalında canlı yayın diye görünüyor zaten. Okey. Aa, 6 kullanıcı oldu. 6 olduk evet. Yaşılsın. Kişi başı 1.25. Basit matematiğin faydaları. Oğlum bir dakika. Kişi başı 1.25 5 kişi yapar. Ya ben oynadığım rolden dolayı mecburen öyle demek zorundaydım yani biliyorsun. Ya Hamit abi. 1.5 dersen kaderin cilvesine bak. Gene bugün mi alttayım? Hayır, bugün abone ol butonu Bayram hocamın oralarda. Evet. Bayram ne yapıyorsun? Doğru ya. Şöyle çapraza ya, bakmam lazım. Ne tarafta şöyle bakıyorum. Evet. Ben bir çıkıp girsem yerim değişir mi ya? Öyle bir şey yapma. Ya bugün senin altında abi yapacak bir şey yok. İdare et. Evet. Sıra önümüzdeki hafta olur. Hamit abi üste çıkmışsın bu sefer. O zaman bunu sırayım. Hadi başlasın mı ya? Tamam başlayayım. Tam bir dakika. Arkadaşlar, tam linki atmanız lazım. Grupları akademi sayfasından bulunamıyor diyor. Ya işte ben de onu kim diyor onu? Demiştim. Aynı şey birkaç başıma. Hayır bunu kim bunu kim başıma diyor? Allah aşkına kim diyor bunu? İsim ver. Adres ver. Konum al. Lahmacun söyleyeceğiz. Söylemeyeceğiz oğlum Musa. Ne bir şey söyleyeceğiz ne bir şey isteyeceğiz. Geliyor mahcup oluyoruz sonra. Değil mi? Hey ya mahcup oluyoruz. Aslında buradan teşekkür etmek lazım ya. Serap hocam geldi mi ki? Geldiyse hemen... Yani geldi mi bilmiyorum da şey, gerçekten şey yapmak lazım, teşekkür etmek lazım yani. Evet. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim, bu ilk siber güvenlik şeyinde, konuşmasında ilk yaptığımız söyleşide
Hamit hocam şey demişti, yani arka mahalledeki bir arkadaşa bila bedel şey göndermiyorsanız, baklava göndermediyseniz bu böyle olmaz demişti. Serap hocam da ben gönderirim demişti. Hamit hocam da yayının sonunda adres paylaşmıştı. Bu hafta içinde kocaman bir kutu baklava ve kocaman bir kutu börek geldi. İnanılmaz ama evet. Canlı yayınlardan. Fotoğrafı falan vardı ya. Şey, bir ara paylaşacak. Yani şu an yani reklam vermeyip en çok gelir elde eden YouTuber'lar falan olabiliriz. Yani. Yani nereden baksan 150-200 lira vardır onlarda. Evet. 23 kullanıcımız var. İsterseniz yavaş yavaş başlayayım mı? Hadi başlayalım. Tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir iki arkadaşın da gelmesini bekliyorduk. Ondan dolayı birazcık informal bir şekilde her zamanki gibi sohbetimizde. Herkes bir şey mi yiyor bu arada? Hamit abi, Onur. Ben içiyorum. Yemiyorum. Bir şeyler yenip içiliyor galiba. Evet. Yok abi, nereden çıkarıyorsunuz bunu? Ama bu YouTube'un şanından diye duyduk ama. Tabii. Yani bir şeyler yiyip içilmeli diye. Hani. Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi. Evet. Kendini güvende hissediyorsun yani şu an. Geçen öyle ikinci şeye geldim. Öyle bir şey vardı ya bu. Şimdi canlı önemli bir konu aslında. Teknoloji sohbeti. Bayramcığım bir dakika, sesin çok dijital şu anda. Biz devam edelim, evet. Abi. Bayram onu halletsin. İşitme engelliler için haber bültenine döndü yani. Yani tam yani öyle bir iddiamız var mı? Yoksa ben de öyle yapayım. Hani işitme engelleri için de yayın yapıyorsak ama ben onu de el işaretlerini öğrenmek lazım. Hamit hocam yok. Ben şöyle. Eğitimini aldım. Bir hafta eğitimini aldım da sonrasında devam ettirmedim. Şey yapalım abi. Bayram döndü mü aramıza bir bakalım. Eğer dönmeliyse biz başlatalım artık. 15.09. Dönmedim. Yani bizi izleyen 29 tane izleyicimiz var. Onlara karşı bir sorumluluğumuz var. Vallahi ben bu sorumluluğu tüm dünya insanlığı için hissediyorum ama. Onların da bize karşı bir sorumluluğu var. Başlayayım abi. İzin hadi başlayalım. Tamam. Bağlantım daha zayıf olarak başlayayım. Bu teknoloji sohbetlerinin bence en önemli konu başlıklarından birisi. Okullarda sitem, robotik kodlama ve sitem konusu. Güzel bir konu olduğunu düşünüyoruz. Yararlı da olabileceğini düşünüyoruz. Konu başlığımız okullarda sitemin uygulanması. Okulların bunu kurum kültürü haline getirip getirmemesi, maddi kaygılarla bir şeylerin yapılması ya da PR kaygılarıyla bir şeylerin yapılması, hepsinde aynı anda. Yani sistemde de bunun yapılması, robotikte de bunun yapılması, kodlamada bunun yapılması. Biz bugün şu anda okullarımızda algı nasıl, neler yapılıyor, nasıl yapılıyor ve nasıl yapılmalı? Aslında bunları açacağız. Ben hemen sözü ailemizin büyüğü Hamit abimize paslayaraktan başlıyorum. Açılışı sen yap hocam. Robotik kodlama sistem okullarımızda ne şekilde yapılmakta senin izlenince? Çok ben geniş açtım. Tanımından birazcık şey yapsın. Belki bir tur tanımıyla beraber geliyor olmak lazım. O zaman sistemi Onur hocamdan sistemle ilgili bir tanım alalım. Vallahi ben bir şey istiyorum. Bir saniye. Ben bir söz alabilir miyim? Bir saniye. Ilgili... Tamam hadi söyle. Hadi gel. Olmaz yani. Az önce sen Hamit hani büyük olarak falan deyince ezmek için mi söyledin, saygı ifadesi olarak mı söyledin? Bir, bu açıklığa kavuşumu. İki, ya ben mesela yeğeni bir okula kaydettirecekken yani onları muhakkak bir robotik kodlama atölyesinin olması ve sistemin olması gerektiğini düşünüyorum. Gidiyorum, o varsa oraya kaydediyorum. O yoksa mesela ben oraya kaydettirmiyorum. Ha, süreç içinde gidip kontrol ediyor muyum? Etmiyorum. Ama illa olması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Mutlaka yani. Gittiğin okulda sana işte takribi 200 lirayla 700 lira arasında bir set satın aldırtmalılar. Ya ucuzmuş ya. Tabii onun içerisinde 3 tane pine bir şey taktırıyor olmalısınız falan, öyle bir durum vardı. O olmazsa okul değil zaten. Ya bizim aldığımız da öyle işte. LED yakmak önemli abi. LED değil. Gerisi gelir. Ya şey çok güzel değil mi ama bu bizim zamanımızda, Hamit abi sen hatırlamazsın, o yani milattan önceki kısmından bahsetmiyorum. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Milatla benim bir alakam yok. Benim doğumum 1455.
Tam işte 1455 bizim için bir milat abi yani lütfen. Sen de bu bilişim tam orta çağın orta çağın kapandığı için... bir tarih. Neyse. İşte orta bizim zamanımızda bu... benim doğumumla beraber ama bir yanlış yorum var orada. 2 yıllık bir kayma var. Hicridir o yüzdendir. Şimdi bizim vakti zamanında fen bilgisi dersinde yaptığımız o aslında devre yapma, o lamba yakma, paralel pil bağlama, seri pil bağlama ve o lambayı yakmayla şu anda bir breadboard'un üstündeki LED'i yakmanın arasında ne gibi bir fark var? Aslında biraz da buradan bakmak lazım. Yani aslında... Breadboard mu? Ekmek tahtası mı? Tabii tabii. Ekmeği üstüne koyuyorsun ama sadece ekmek. Buyur Hamit Hocam. Yine başlatamadan böldük. Bak şöyle bir durum var. Sistemle alakalı enteresan bir bilgi var. Normalde science, teknoloji, engineering, matematik ya. Dört ayrı disiplinden bahsediyoruz burada. Öyle mi? Ben başka türlü sistem diye bildiğimiz sistem diye ben şey yapıyorum. Ha, bir kısaltma diye diyorsun değil mi? Öyle normal. Var öyle bir proje. Direkt sistem diye bir kelime var ya. Sistem et. Ne olur, kodla senin de olur falan diye bir proje oldu. Ben öyle zannediyorum. Farklı kitlelere de hitap etmek için bir sistemim var, o da evet. Allah'a diye. Science, doğru mu duydum? Teknoloji, engineering, matematik. Matematik, aynen. Science, hani bu normalde, şey mi? Science şey demek, hani sana. Görüyoruz böyle, since 1969 yazıyor mesela. Heh, aynen, teknolojiden beridir. Beri demek ya. Yok abi, science, orada söyleyeyim bak. Bu bilgi çok enteresan duyduğumuzda falan. Normalde science, hani science bilim diye kullanılıyor ya. Evet. Kimya anlamındaki değil. İşte bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik. Normalde matematik diğer bilimlere göre daha öndedir. Temeli kabul edildiği için. Fen diye kabul ediyor. Yani fizik, kimya, biyoloji vesaire olarak kabul ediliyor. Aha, science tabiri öyle kullanılıyor diye biliyorum. Evet, evet. İşte sistemin ilk çıkışındaki kullanım, engineering ve teknoloji daha sonra geliyor. Ve isimlendirirken de SMET adını veriyorlar buna. SMET? Yani science, matematik, engineering, teknoloji diye kullanıyorlar. Aslında teknolojiyi en sona bırakıyorlar. Ama SMET, İngilizce'deki SMART karalama kelimesine çok benzediği için kavram çıkmayacak, ilerlemeyecek diye. SMART işte iftira atma, karalama falan gibi bir şey diye kısaltmayı değiştirmeye karar veriyorlar. Bizde de şey demek, sistem yani. Bizde de kötü bir manası. Bizde aslında şey kullanıyoruz. Bizde tam karşılığını buluyor mu çok da emin değilim. Bir sürü üniversite bununla alakalı bir şeyler yapıyor biliyorsunuz. Sertifikasyonlar vesaire veriyor ki ne kadar öğretiyor da veriyor kısmını da oturup gidip içeriklerine bakalım ama sanırım Boğaziçi bununla alakalı bir çalışma yapıyor ve FETEM diye karşılığını veriyor. Evet. Fen teknoloji, matematik ve mühendislik, MM diye geliyor iki tane onlarda. Evet, FETEM diye. Ama enteresan olan şey dediğim gibi normalde matematik bu tarz bir isimlendirme yapılırken falan şey olmalı. Daha önde bir yerde olmalı. Çünkü matematik tüm bilimlerin atası. Hani çocuğu yetiştireceksen matematik bilimden yetiştireceksin. Ben bunu buraya gelmek istiyorum ben. İlk okuduğumda duyduğumda şeydi böyle hani yani bu kısaltma SMAT'a benzemeseydi biz şu anda SMAT diye bir şeyden bahsediyoruz. SMET diye bir şeyden bahsediyor olacaktık. Evet. Fakat daha sonra her şey oldu. Her şeyi açtık, isme takıldık. Dur bakalım. İsme takıldık derken şey tarafı komik ya. Hani bilimler üzeri düşünme, birden çok disiplinle ortak düşünebilme hadisesi ya. İnterdisipliner, multidisipliner düşünebilme. Aynen. Evet. İnterdisipliner ve multidisipliner kavramı ile ilgili bir yere geleceksin bunu yaptığında sistemden bahsediyorken. Fakat o yanlış anlaşılır denen yere doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Yani olaydan tamamen uzaklaşıp kavramı karalayıp daha böyle işte pini bir yere taktın mı? İşte çocuk bir şey yapıyor. İşte bir şeyi bir yere bağlıyor. Bir fuara gidiyorsunuz mesela. 800 kişiye bir ürün gösteriyor. Sadece şeyi soruyorsun. Ankara'daki fuarda şeydi. Donmadı. Ben kendim düşündüm de neredeydi? Ankara'daki fuarda çocuk şey yapmış abi. Sistem mantığı üzerinden yangını bildirecek bir sensör seti tasarlamış.
Diyor ki bu sensör işte ormanda olacak. Yangın olursa bizi bunu bize duyuracak, bildirecek falan. Şeyi sordum orada, hani bu yanan bir madde mi dedim. Evet. Onu bilmiyorum dedi. Yanarsa nasıl bildirecek? Hani nasıl olacak? İşte burada bir çözüm üretirken tek bir noktadan kadar farklı açılardan bakman gerekiyor şeyle ilgili. Hani işte sistem, robotik ve kodlama ile alakalı bugün sanırım gündeme gelen şey de aslında amaç, çıkış amacı iyi. Bunun bir de şeyi biliyorsunuzdur. Belki onunla alakalı okumalarda. Çıkış Avrupa'da amacı. Sistem biraz daha romantik. Amerika'da sistem biraz daha iş odaklı bir yapıyla. Ama şöyle bir şey. Ben sistemin ortaya çıkmasıyla ilgili paylaşılan bir şey var. Yani niye ortaya çıktı diye. Kız öğrencinin mühendislik eğitimine karşı ilgisini arttırmak amacıyla sistem denilen bir şey, bir fikir ortaya atılıyor diye bir şey duymuştum. Amerika'da bu arada, Amerika kaynaklı. Bu çabayla ortaya çıkan bir eğitim anlayışı olduğu söylenmişti. Ne kadar doğru ne kadar yanlış ama çok böyle yetkin bir ağızdan duymuştum bunu. Ben de çok şaşırmıştım. Hani kız öğrencilerin dönük mühendislik eğitimiyle ilgili böyle bir şeyin ortaya çıkması. Şu an sarışın biri mi söyledi bunu? Yok, Kelbi abi ya. Tamam. Ya bu arada biz ekip ya, olarak bayağı anlaşamıyoruz. Şey ya, farkında mısınız Ömer? Bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye. Mesela demiş ki, ben Mustafa Erilli Hoca bir yorumda bulunmuş. Aynı şeyi ben de mesela yaptım, gördüm. Mustafa Erilli Hoca demiş ki, Türkiye'de robotik iki nokta üst üste. Bu çok önemli. Yani bir tanım yapacak. Kopyala yapıştır işleminin bolca para verilerek yaptırılması. Aynen. Bakın, şöyle, ben mesela yeğeni kaydettirdik işte robotik kodlaması olan bir okula. Yeğen geldi, dedim hani bu nasıl oluyor falan. Bir saniye dedi. Açtı Google'ı. Anahtar kelimeleri yazdı. Hazır kod çıktı. Copy paste yaptı. İşte gerekli bir cihazın IDE'sine onu kopyaladı. Ardından pinleri hemen orada okuduğu pinlerin yerine koydu. Bir baktık oldu yani, hani hiçbir sıkıntı yok. Oldu işte, daha ne yani. Hani. Şimdi Mustafa Erilli Hocam böyle demiş ama doğru işte, yani daha ne olsun ki. Daha ne bekliyoruz ki çocukta? Biz bugün zaten birçok konuda anlaşamayacağız. Güzel çatışmalar yaşayacağız gibi görünüyor. Zaten bizim ekip olarak iyi anlaşamadığımız, bak, her hafta benim masadan kaldı kıyafetle ilgili. Kıyafetle ilgili. Ya bugün de 2'yi 2 yapmışız. Evet. Hamit abi ama iki tarafa da göz kırpmış. Yani abi benimkisi yakalı. Evet, polo yaka bir tişört giymiş. İkisi gömlek. Güzel. Şimdi aha, çok iyi hissettim. Boğazımı hocam, da temizledim. Sürecin ilerlemesiyle ilgili. Biraz bence ben de biraz dağıtayım, en son toparla. Tamam, biraz daha dağıt. Vur tamam. Gelsin. Şimdi öncelikle Hamit hocam sistemin tanımını yapar gibi oldu. Disiplinler arası yaklaşımlarla bir probleme, belirlenen bir probleme çözüm bulma anlayışını aslında biz sistem diyoruz. Hakeza İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sistemden daha önde olduğunu düşündüğümüz projelerde geliştirdik. Çocuklarımız belirledikleri bir problemin üzerine kendi çözümlerini üretebiliyorlar. Bunları eğitimlerle destekliyoruz. Öğretmenlerimiz Harezmi projesi olarak uyguluyorlar. Yanlışları vardır ama doğruları vardır. Eleştiri de alıyor tabii ki proje. Ama çok da beğeni de alıyor. Böyle bir çalışmamız ilerliyor. Ve çok umulmadık sonuçlar çıkabiliyor çocuklardan. Dolayısıyla bu yaklaşımı bir cepte tutalım. Bu birinci olarak cebimizde bir dursun. İkinci olarak kodlama ve robotik kısmını birazcık eşmekte fayda var. Çünkü biz robotikle de kodlamayla da aslında evet. Eşelemek mi demem lazım? Eşelemek daha doğru olurdu galiba ama neyse. Tamam. Benim eşekliğim. Benim eşelemem falan. Neyse. Şimdi bir robotik kısmını birazcık ben bir tırnak içinde birazcık açmak istiyorum. Şimdi dünya bu yolda ilerlerken sanayi devriminden sonra artık fabrikasyon işlemlerinde neredeyse bütün aşamaları robotların yaptığı bir dünyada bizim robotik kısmına sırtımızı dönmemiz tabii ki beklenebilir bir şey değil. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi biz bu şekilde ilerlerken neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz'u bir az önce tartışır gibi olduk ama oraya bir giriş yapmamız lazım. Şimdi bir defa şeyi atlamamız lazım. Teknoloji trendini bir şekilde yakalamaya çalışıyoruz.
özellikle eğitim konusunda verilere baktığımız zaman çok çok iyiyiz. Ama şimdi bundan 20 yıl öncesine gittiğimizde Güney Kore ile Türkiye'nin ekonomik verileri birbirine çok yakın ve Türkiye'de çok verimli topraklar var. Biz robotik tarım yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, bunları tartışıyoruz şu anda. Ama son 20 yıldır Güney Kore şu anda dünyada kişi başına düşen robotik kol sayısı en fazla olan ülke. Ekonomisinin de ne alemde olduğunu, ne durumda olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Hatta bu korona sürecinde bir tane video paylaşıldı, görmüşsünüzdür. Çocuk okula girmeden önce tasarlanmış bir tane robota önce bakıyor, ateşini ölçüyor robot. Gülümseyen bir robot var orada. Gülümseyen robota ateşini ölçtürtüyor. Ondan sonra böyle başka bir tane robotun önünde dönüyor, üstüne dezenfektan sıkılıyor. Başka bir robota ellerini sokuyor falan. O da dezenfekte ediliyor, öyle giriyor okuluna. Şimdi işin bu taraf boyutu da var, bunu da düşünmemiz lazım. Türkiye'de biz robotik kodlama eğitimini nasıl yapıyoruz? Robotik nasıl ilerliyor? Birazcık bunlardan da bahsetmek lazım. Mesela çok fazla sertifika veren kurum var. Hatta ismini vermediğimiz, geçen hafta hiç vermediğimiz sosyal medya mecralarında bol bol karşımıza reklam çıkıyor. MEP onaylı sertifika ister misiniz? MEP onaylı sertifika, işte uluslararası geçerliliği olan. Bizim bir önceki koordinatörümüz Dinçer Dede'nin bununla ilgili bir tane şeyi var. Alaska'dan Japonya'ya kadar her yerde geçerli bütün dünyada. Bir tek orası... Ay'da değil falan. Abi örnek orası küçük bir alan. O da diyor ki öbür taraftan yaptığın zaman bütün dünyayı kapsıyor. Buyur abi. Bir örnek olayla canlı olduğu için dün Ömer Hocam'dan bir ricada bulunmuştum. Bir arkadaşa yardım etmesi anlamında. O da hatırlar. Sertifikayla alakalı. Şimdi bir kurs merkezi sertifika veriyor ve üzerinde bilgisayar işletmenliği operatörlük yazıyor, bu kadar. Ve bu hocamız da İstanbul Üniversitesi'nde bir konumda memur oluyor. Evet. Belli bir operatörlük konumunda. Operatörlük derken o mıknatıslı vinçle bilgisayar parçasını tutup vinç operatörlüğü. Arkadaş bölmeyin. Ama vinç bu kadar. Pardon, buyur abi. Siz konuşuyorsunuz ama ben moderatörüm diye susacak mıyım abi? Dayanamıyoruz. Estağfurullah Sayın Fatih Altaylı. Ratingler düşüyor. Masaya falan vurun. Bir şeyler yapın. Kavga edelim. Bir şeyler yapalım. Bir saniye ama. Bir saniye diyeceğim şimdi. Ahmet Erkan gibi. Olur'a vuruyorum ben. Şimdi sertifika aldığını düşünmüş. Belgesinde bilgisayar işletmenliği, operatörlük vesaire yazıyor. Ve bununla bir terfi işlemi yaptırmaya çalışıyor. İstanbul Üniversitesi'nden de bir hocamız, sevdiğimiz bir arkadaş. Ya diyor ki bunda bir problem var. Bunu bizim daire kabul etmiyormuş. Arkasında MEB'in bir kaşesi ya da onayı olması gerekiyormuş. Alıyoruz, bakıyoruz ki orada bilgisayar işletmenliği operatörlüğü yazıyor. Halbuki sertifika yazmıyor. Onu söylerken sertifika verdiklerini söylüyorlar. Bu sertifika gibi görünüyor. O da sertifika sanıyor. Ama kurumsal olarak onun terfi için, görünmesi için sertifika yazması gerekiyor. Ama halbuki sadece bir katılım belgesi vermişler. Daha biz sertifika nedir, katılım belgesi nedir, vakıfların ya da derneklerin birçok kişinin verdiği o katılım belgelerini sertifika olarak sanıyorum. Bu da bir ayrı bir konu. Hani katılım belgesi aldığımız zaman ne işe yarar, sertifika aldığımız zaman ne işe yarar? Yani 180 saat adam gitmiş ve bilgisayar kursu görmüş. Kurumuna bunu göstermiş, demiş ki bu benim işimi görmez ki, bu katılım belgesi. Sen buraya katılmışsın. Bu sertifikayı hak etmemişsin. Bir de böyle bir konu var sanırım. Hadi bakalım. Hamit Beyciğim. Hadi bakalım. Biliyorum abi ben şu anda. En yaşlı kişi olarak hani bürokratik işlemleri daha iyi bildiğiniz için hani size. Abi şey var. MEP onaylı sertifika ya da MEP onayı kavramı veya buna benzer şeyler bir yanlış anlaşılıyor. MEP kuruma onay veriyor. Böyle bir kurumun açılmasına. Ya bir sertifikaya onay vermiyor yani. Akredite etmiyor. Aynen. Evet. Hani bu da çok kullanılan terimlerden birisi. Ya şöyle bir durum var ki eğitim veren her kurumu MEP onaylar. Neyi onaylar? İşte tuvaleti var mı ona bakar. Odalarının büyüklüğüne tuvaleti bakar. Yangın merdiveni var mı ona bakar falan. Ve sonrasında der ki tamam onay veriyorum, bu bir kurumdur. Ya, vereceği önemli. İlk örneği tuvalet olması çok garip ya. İşte o senin arka plandan kaynaklanıyor. İşte. Standart her yönergesi madde bir tuvalet var mı? Hani şey ama bu tabii ticaretin kendi içerisinde böyle şeyler var. Aldığınız sertifikasyonun iki haftadır ben aynı yerde duruyor olabilirim de.
vatandaşın kendisinin bilinçli oluyor olması lazım. Aldığınız sertifikasyonun ne işe yaradığını bilmek veya nerede geçeceğini bilmek sizin işiniz. Şimdi siz sadece X bir yerde kurulmuş ve yangın merdiveni var diye akredite olmuş ama herhangi bir yerde bir karşılığı olmayan sertifikasyona gidip 4 hafta verip X birim bir para, bir maaşa yakın para verip alıyorsanız gidip de adama şey diyemezsiniz. Bana bunu niye öğrettin? Adam bu bir mesleki gelişim programı değil demek ki. Kişisel gelişim programı. Kişisel olarak geliştirmiş seni. Hani şeyi öğretmiş. Üzücü olan şu, dış kurumların dışında özel üniversiteler de yapıyorlar bunu. Yani sürekli eğitim merkezleri üzerinden. Hiçbir, yani tabii şey, sürekli eğitim merkezi, evet doğru, genelde onun üzerinden yapıyor. X bir firmayla vesaire görüşüyor. Onların tesislerini kullanıyorlar. Sertifikasyonu o firma veriyor aslında. Eğitim birimi veriyor. Ama üniversitede orada şey hostu onlar sağladığı için onlar da altına bir antetlerini veriyor vesaire. Bu dışarıdan baktığında hoş gözüküyor. Eğitimle alakalı şey var. Bir geçerliliğin iki tarafı var bu arada. Mesela özel okullarda bu tarz sertifikasyonları almış olsanız da nerede gözükeceğiyle alakalı bir şey olsa da geçerli kabul ediliyor. Hani böyle bir alanı tamamlamışsın, yapmışsın diye. Ama resmi bir işle ilgili bir yere başvuracaksan ya bir üniversite tarafından geçerliği onaylanmış, akredite etmiş bir sertifikasyonu bitirmiş olman lazım. Bu da 2 hafta 3 haftada falan alınan bir şey olmuyor genelde. Yani 2 hafta 3 hafta dediğim her hafta bir gün giderek aldığım bir şey olmuyor. Çünkü ciddi bir şeyden bahsediyoruz burada. İşte sistemle ilgili bir eğitim alacaksan bir probleme bir çözüm üreteceksin. Bununla ilgili işte bilimsel bakış açısına sahip olacaksın. Matematik becerilerini kullanabileceksin. Bunu teknolojiye adapte edeceksin. Hani böyle ciddi bir şeyden konuşuyoruz burada. Ama nedense bu kavram maddi bir karşılığı da olduğu için daha kolaylaştırıldı. İşte deminden beri şakasını yaptığımız şeye getirildi. Ne yapıyor işte? Arduino bir board oluşturuluyor. Ömer'in demin dediği gibi Google'dan bulabiliyorsun. Veyahut da hazır bir kitapçık var. Onu sana veriyor. İşte orada bir şeyi bir yere takıyorsun. İşte P8 eşit 1 diyorsun. İşte yapıyorsun. Aa ne oldu? İleri gitti, geri geldi. Yani şey, bu niye ileri gitti? Senin burada biliyor olman gereken şey nedir? Mesela lastiğin işte o bir şeyi hareket ettiriyorsan çapıdır. Kaç tur döneceğini biliyor olman gerekir. İşte bununla alakalı o zaman neyi biliyor olman gerekir? Dönüşünü hesaplayabilmen, çap, çevre mantığını biliyor olman gerekir. Bunlar da böyle MEP onaylı verdik. Söz alabilir miyim? Tabii buyur abi. Yani şöyle mesela benim için şey daha önemli. Mesela problemi çözmekten ziyade bir sensörü kullanabilmiş olmak daha önemli. Mesela bir servo motoru 180 derece döndürüyorsam yeterlidir bu benim için. Niye uğraşayım ki yani bir problemi çözmek? Yani gerek yok yani hani ya elinde güzel bir servo motor var. Ben onu bir 90 derece, bir 180 derece döndürüyorsam iş bitmiştir zaten. Ben bunu yapıyorum demektir. Haksız mıyım? Şimdi bir YouTube'da da gelen bir iki tane yorum var. Şimdi bilişim teknoloji öğretmenleri, diğer branş öğretmenleriyle robotik eğitimlerini alınıyor. Arduino temel seviye, ileri seviye ve robotik eğitimlerin hepsi bu şekilde yapıldı ilçemizde. Şimdi hocam burada çok canlı bir örnek var aslında. Ben. Şurada. Hemen altında. Ömer hocam yok Ömer bayağı... alt kattakiler söylüyor. Ömer hocam yani edebiyat öğretmenidir ama İstanbul'daki en iyi yapay zekacılardan birisidir. Yok. Ya tamam işte neyse ben burada bebe öyle... ben burada bebe ruhuyum yani. Ben ne biliyorum öyle olmadığını da. Şimdi... Kolonya Cumhuriyeti'nde var ya şey diye. 3 gün içerisinde tamir ederiz dedi. Demedim. Şimdi bu birazcık ilgiyle alakalı bir şey hocam. Biz aslında bu Arduino eğitimlerine 4 sene önce ya da 5 sene önce ilk başladığımızda çok sağlam bir furya başladı. Robotik kodlama furyası başladı. Ve şey bayağı hani bizim bakkalın ya bu işler artık bakkalla olmuyor. Ben gidip bir robotik kodlama yeri açayım deyip yaptığı yerler de oldu. Ne çıkardı bu Arduino kurslarını başımıza hizmet içine? Lan. çerçeve programının yazılmasında yok, onu, bundan ekip arasında. Bu yazanlardan bir tanesi şurada yukarıda oturuyor. Şimdi gözlük işin arkadaş var ya. İşin özünü anlatayım. Şöyle bu furya başladığı zaman baya hani böyle bir 30 saatlik bir eğitimin 1500 liralara 2000 liralara falan verildiği zamandı. Ve biz dedik ki biz niye öğretmenlerimize bu eğitimi açmayalım?
Sonra bunun çerçeve planı hazırlandı. Hamit hocamın da söylediği gibi. Bu çerçeve plan hazırlandıktan sonra biz 3 gün içinde. Ondan sonra biz dedik ki biz yaparız abi bunu. O yaz yanlış hatırlamıyorsam 1700 tane öğretmenimize eğitim verdik. Ve o öğretmenlerimizden gerçekten bu konuyla ilgisi olan, bilgisayar öğretmeni olmadığı halde bu konuyla gerçekten ilgisi olan ve kendini geliştiren arkadaşlarımız eğitmenliğe de devam ettiler aslında. Kendi ilçelerinde bu eğitimleri verdiler, öğrencileriyle bu eğitimleri çalıştılar. Şimdi bu kocaman bir pasta, herkes kendince bir pay alıyor. İşte malzeme satan pay alıyor, eğitim veren kendince bir pay alıyor. Öğrencilerine bir şey katmak o öğretmen için belki bir pay. Diğer öğretmen için diğer öğretmen arkadaşların eğitim açmak bir pay. Yani bu pastadan herkes bir şekilde pay alıyordu. Biz dedik ki bu aradaki firmaları en azından öğretmenlerimiz adına ortadan kaldıralım. Öğretmenlerimiz bu masrafa girmesinler. Böyle bir yol izledik. Bu aşamada da merkezi bir hizmetçi eğitim olmadığı için, malzemeleri öğretmenlerimiz kendi alacağı için en uygun ne olabilir diye araştırma yaptık. Yani hem amaçlarımıza uygun hem de fiyat olarak uygun ne olabilir? Arduino o zaman uygun geldi. Biz Arduino eğitimlerine başladık. Yalnız biz bütün öğretmenlerimize ve bütün eğitimlerimizde şunu söyledik. Arkadaşlar bu Arduino bir tekel ürün değil. Onlarca ürün var. Böyle kartlar var kullanabileceğiniz. Bunun bir adımı. İlgisi olanlar devam etti. İşte Raspberry'e devam edenler oldu. Efendime söyleyeyim. Benim gibi Latte Panda'ya geçenler oldu. Jetsonana'ya geçenler oldu. Gibi yani. İşte mesela param olsa danları geçeceğim de. İşte burada iş birazcık şekil değiştirmeye başladı. Bu sefer de uluslararası geçerliliği olan sertifika kazanmak ister misiniz? İşte Meponail sertifika kazanmak ister misiniz? Kısmı başladı. Ya sürekli bir satış stratejisi var tabii ki. Biz de milli eğitim olarak bizim için en çok kullanışlı olacak neydi diye düşündük. Öyle bir yapıyla devam ettik. Ya o zaman şurada bir şey açalım mı ortaya? Yani bir şeyi ortaya koymak lazım. O da şu. Arduino, geçen hafta open source diye bir kavramdan bahsettik hatırlıyorsunuz. Açık kaynak diye bir şeyden bahsettik. Arduino ve o ekolojiye de şey deniyor arkadaşlar. Open hardware deniyor. Yani açık donanım diye bir şey söyleniyor. Bunların hiçbiri şu manada parayla lisanslanmış bir şey değildir. Bütün proje dosyaları halka açıktır. Siz de bu proje dosyalarını indirip PCB'ye bastırıp kendi Arduino'nuzu yazdırabilirsiniz. Yani böyle bir sıkıntı yok yani. Hani şeyde Raspberry Pi de aynı şekildedir. Bunlar hepsi Open Hardware diye geçen lisansı CC olarak yani herkesin kullanımına açık olarak bütün projesiyle yani kart projesiyle açık olarak paylaşılmış şeylerdir. Örneğin Raspberry Pi'yi şu an altyapı olarak kullanan birçok firma var. Asus, Tinkerboard üretti. İşte Jetson Nano, Nvidia Raspberry Pi altyapısını kullanarak Jetson Nano'yu üretti. Yani bir Raspberry Pi gibi şey kullanabiliyorsunuz. Jetson Nano'yu kullanabiliyorsunuz. Çok daha performanslı bir şekilde ve farklı amaçlar için. O yüzden Arduino denilen mikro denetleyicinin PIC gibi birçok hani eski ve çok kullanılan mikro denetleyiciye göre tercih edilmesinin temel sebebi open hardware olmasıdır. Yani kendiniz kendi Arduino'nuzu rahatlıkla yapabilir ve yazdırabilirsiniz. O yüzden herkes Arduino'yu tercih ediyor. Ama bu şu olmadığı anlamına gelmiyor. Bir yozlaşma durumuna geldik. Nasıl yozlaşma durumuna geldik? Yani donanımı elde ediyor olmak onunla bir şey yapacağınız anlamına gelmiyor. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Ben şeyden çok eminim Ömer Hocam, özür dilerim. O dönemde eğitim alıp, o setleri alıp, eğitim döneminde kullanıp, ondan sonra kutusuna koyup bir yere kaldıran onlarca öğretmenimiz var. Evet, ama ben... aynı setlerle, aynı setlerle işte evinin elektrik... Aynen abi. Tamam, tek kullanım. Tek kullanım değil mi? Kafe latte diye yanlış anlayıp bilmem kaç yüz dolara panda latte aldı. Ya kimisi de işte geldi değil evinin, lan bu. Evinin elektriğine şey yaptı. Kızılötesi sensörünü kullanarak kumandadan ışığını açtı kapattı. Yani bu ikisi tamamen ilgiyle alakalı bir şey. Yani mesafe sensör yapanlar oldu ya HCSR.
Abi onun için fazla sensör lazım. Bu arada bir uyarı var. Reyhan Hocam diyor ki, merhaba arkadaşlar diyor. Daha az teknik terim kullansanız diyor. Biz de anlasak diyor. Çok mu teknik terim kullanmaya başladık? Mesela yani... kafalak diyor. Bence çok teknik bir terimdi. Yani... Şeyde şöyle düşünmek lazım. Bizim ilk başladığımız zamanlar gibi de yani sonrasında çok teknolojik bir karşılığı olduğunu düşünmediğimiz şeyler bile ilk duyduğumuzda komple karmaşık geliyordu ya. Reyhan Hocam da o söylediği yerden haklı. Evet. Ama aslında şunu da söyleyelim. Bizim şu an kullandığımız terimler neredeyse zemin seviyesinde. Hani olabildiğince base. Zaten şey yapmamaya çalışıyoruz. Hani base diye de söyleyebiliriz ki daha da karışsın. Hani... Ben tabii Pakistanlı... Ulan, bu camianın şöyle sorguları var sürekli. İnsanların içinden çıkmaya çalıştığı sorunlar var. Onları deşmeye çalışıyoruz Reyhan Hocam. İşte Scratch mı, Alice mi? İşte Arduino mu, Microbit mi? Daha önemli sıkıntılarımız var mesela. Hiç içinden çıkamadığımız bir mevzu var. Python mı, Python mu, Python mu? İşte bunları çözdüğümüzde... Söyleyeyim de. Python abi. Bunları çözdüğümüzde Türkiye... Gassim isimlendirmeyi Monty Python'dan yaptı. O yüzden Python diye okumak zorundasınız. Python diye okumak zorundaysak ben okumadım. Yani Python yılanıyla hiçbir alakası yok yani olayın. Ama evet. Şey de var abi, nedir onun adı? Nida Ateş'in Python geldi meyhaneye dayandı diye de bir türküsü var yani. Python mu Python mu? Python. Python. Python'dur. P ile Python. Python olsa duramayız zaten. Ne Reyhan Hocam yani şey bu tarz bir konuşmaya katıldığınızda veya takip ettiğinizde şeyi göreceksiniz aslında. Çok karmaşık olmadığını göreceksiniz ki dediğim gibi biz genelde bir şeyi öğrenen kişilerin atladığı bir şeydir bu. İlk kendisi öğrendiğinde nasıl zorlandı. Biz o kısımları hatırlıyoruz hala. Olabildiğince dediğim gibi base'de tutmaya, yani olabildiğince temelde tutmaya çalışıyoruz. Ama bunların kulağınızda dolgunluk olması bile iyi. Çünkü okulunuza gelip bu tarz birden çok terimi söyleyip ve bu terimlerin hiçbir karşılığı olmayıp daha sonrasında da işte kişi başı 2000 liradan dönem sonuna kadar falan diyen kişilerle karşılaşacaksınız. Aynen öyle. En azından şey olmuş olur yani. Yani adam geliyor diyor ki işte biz Alice yerine işte Scratch, hatta Scratch Junior'ı da şöyle tercih ediyoruz. Çocukların sistemdeki ilerlemesi falan bir şeyler daha söylüyor. Adamın verdiği metni Türkçeleştirdiğin zaman söylediklerinin neredeyse hiçbir karşılığı yok. Temel şey şu. Hani çok kelime çıkıyor ama hiçbir şey söyleyemiyorum. Tabii. Hani, şey bunu biz bilgisayarcılar çok sık yaparız bu arada. Hani bütün tuşlara basıp bölüm geçmeye çalışmak. İşte bilgisayarınızın shutdown olabilmesi için şey yapmamız gerekiyor. İşte makineye falan bir şey kapatacağım diyoruz ya. Hani makineyi bir kapatmam gerekiyor. Kapat aç abi ya. Bazen oralarda yapıyoruz. O yüzden bu terimler kulağınızda kalsa bile çok faydalıdır ki. Hayır abi isyanım var. Söz alma. O da Allah'a mı? O zaman onu Ömer'den sonra ben söz alayım. Ömer Hocam'a vereyim. Tamam. Yo sen istiyorsan şey yap. Ben çünkü şu an... O zaman ben konuşayım. Atak kaldıracağım da. Onur ben sana söz vereceğim. Sadece bir iki cümleyle robotikle kodlama ayrı mı? Onun sahibi. Tabii ki ayrı. Nedir? Tabii kodlama ki ayrı. Onur Hocam onu bir küçükçe birer cümleyle açıklarsa başka soru soracağım ardından. Onur Hocam. Yani robotik kodlamanın bir çeşidi. Yani, memnun oldum aynen. Onur Hocam. Robotik şey böyle çok bilimsel bir... Robotik robotlarla 1949 senede kodlamayla ilgilidir. Kesinlikle robotik kodlamanın bir kolu arkadaşlar. Şimdi biz daha öncesinde robotik işlemlerden önce bilgisayar bilimlerinin gelişimini izledik. Daha öncesinde de tabii ki işte tek hareket ya da iki hareket yapan robotik çalışmalar vardı. Dedim 10 cümle anlattın ya. Nasıl? Birer cümle dedim 10 cümle anlattın. Mikrofon bekleyen ilkokul müdürü gibiyim ben, tamam mı? Buradan atıfta bulunayım. Ben de bir tane ilkokulda okudum. Benim müdürüm öyleydi. Sanki diğer bütün okul müdürleri öyleymiş gibi hissediyorum. Tamam abi sen sustum. Okey ben o zaman atağa kalk. Tamam dur. Kalk gönder tamam. Gelsin hadi. Hadi.
Evet, ben mesela şurada bazı sözler, yani bazı şeyler söylemek istiyorum. Yani burada mesela Süleyman'ın söylediği şeyler var bizim arkadaşımız. Gülşah Hocam, hatta birbirine giren iki arkadaşımız var, Mustafa Bey ile Çiğdem Hanım. Sonsuz bir şeyle, bir empatiyle yaklaşıyorum onlara. Niye? Çünkü aynı şeyleri ben de gördüm, yaşadım, biliyorum. O da şu, yani robotik, Arduino, Scratch, o bu şu her neyse, adına ne derseniz deyin, belli kazanımları edinilmesi için ortaya konulmuş araçlardır arkadaşlar. Amaç değildir. Yani hani Arduino kursu diye bir şey bence çok saçma geliyor bana. Niye? Yani Arduino oradaki Arduino tartışma Ömerciğim. Araçtır yani. Hani neyi öğrenmek için araçtır? Hani ben öyle düşünüyorum. Neyi öğrenmek? Hangi kazanımı edinmek için araçtır? Oradaki tartışma birazcık hazır bulmuşluklarla alakalı. Orada öğretmenlerimiz şeyi tartıştılar. Ben yani bilgisayar öğretmenleriyle niye diğer öğretmenler aynı anda eğitime alındı, niye alınmadı? Biz birazcık işte akran öğrenmesinin de etkili olduğunu bildiğimiz için hem öyle bir etkisi olur diye böyle bir ayrıma gitmedik. Hem de disiplinler arası bir çalışma olduğu için bu tarz bir yaklaşımın iyi olabileceğini düşündük. Ama sonrasında zaten bu durumun çıktılarında bize dönüklerde bunlar geldiği için. Yok, ben mesela başka bir şekilde konuşmak istiyorum. Yani ben bu olaya başka bir şekilde yaklaşmak istiyorum. Tamam, bu bir dakika. Tamamlayayım hacım. Şiş sen birazcık daha orada. Ben tamamlayayım, ondan sonra devam et. Bu şu demek değil. Yani her bilgisayar öğretmeni ya da her bilişim teknolojileri öğretmeni kodlamadan anlıyor, robotikte çok iyi ilgisi var şeklinde değil tabii ki. Ama ilgisi olan bilgisayar öğretmenlerimiz veya en azından kulak dolgunluğu olan öğretmenlerimiz diyorlar ki ya ben temel elektronikle ilgili bilgiye sahibim. Ben Arduino alabilirim. Biz ilerleyen zamanda bunu yaptık zaten. Sonrasında da temel elektronik dersini Arduino ileri seviye ve temel seviyeden önce temel elektronik hizmetçi eğitim planını yazıp bunu da çalışmaya başladık. Bu farkı ortadan birazcık kaldırmış olduk. Hadi devam edin Ömer Bey şimdi. Evet, devam ediyorum. Hadi bakın. Ben başka bir olaydan alacağım şimdi. Bakın yani olay bilişim teknolojileri ya da farklı bir branştan bir öğretmenin problemi değildir arkadaşlar. Ben öyle görüyorum olayı. Doğru. Olay çok daha başka bir yerde olay. O da şu, bu çift taraflı işleyen bir şey. O da şu. Yani sizin elde edeceğiniz bir kazanımın sizde var olan bir yetenek ve beceriyi farklı bir boyuta taşıması söz konusudur. Şimdi ne demek istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. Sizin Arduino öğrenme beceriniz değil, algoritmik düşünme becerisini elde etmeniz kendi branşınızla ilgili size çok ciddi avantajlar sağlayacaktır. Şimdi ben edebiyat öğretmeniyim değil mi? Yani dil ve edebiyat öğretiyorum değil mi? Evet. Ben mesela algoritmik düşünme becerilerini ilk şey olarak neydi onun ismi temel olarak almaya başladığımda benim ders anlatma şeklim değişti. Yani bunu size çok tuhaf geldiğini düşünüyorum ama ders anlatma şeklin mi değişti? Evet. Amuda kalkıp anlatmaya başladı. Robot anlatıyor. O da şu, yani algoritmik düşünme becerisi size cümle bilgisini anlatırken, kelime çekimini anlatırken ya da ne bileyim işte anlatacağınız her neyse şiir bilgisi anlatırken vesaire yaparken size inanılmaz bir şey sunuyor. Yöntem sunuyor. Anladınız mı demek istediğimi? Yani siz bir şey öğreniyorsunuz ve size bir şey katıyor ve bu kattığı şey algoritmik düşünme becerisi. Yani bu o kadar hani hayatın içinden ve size önemli gelen bir şey ki siz bütün üslubunuzu değiştirmeye başlıyorsunuz. Çünkü en ciddi faydayı optimize etmeye başlamış oluyorsunuz. Demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Dolayısıyla problem bilişim teknoloji öğretmeni problemi, Arduino problemi, bilmem ne problemi değil. Bu kazanımı elde etme problemi. Yani siz bu kazanımı isterseniz Raspberry Pi ile edersiniz, isterseniz Arduino ile edersiniz, isterseniz hiçbir şeyle edersiniz. Ama bu bence çok hani önemli bir nokta. Yani biz aracı yine amaç haline getirmiş durumdayız. Ben buna çok hani şey... Peki o zaman ya işte... ortaya bir soru sormak istiyorum, kim alırsa artık. Her çocuk robotik kodlama ya da robotik kodlama, sistem eğitimi almak zorunda mı, almalı mı? Yani okullarda dedi ya, ben yeğenim işte Ömer illaki robotik kodlama olan bir yer istiyorum. Bu kazanım herkes bitirmedim. Yani dedi ya, algoritmik düşünce becerisine sahip olmalı diyor. Yani 21. yüzyıl becerileri vesaire diyoruz, sistem diyoruz, şu diyoruz. Bu temel olarak alınmalı mı? Bu her okulda verilmeli mi?
ne kadar verilmeli ya da bir, yani bu bir not tabanlı değil de bir kulüplerle vesairelerle ya da isteğe bağlı mı olmalı? Yani biz bu çocuğa bunu kulüp olarak mı sunmalıyız, zorunlu olarak mı sunmalıyız? 21. yüzyıl becerileri diye değil de Endüstri 4.0 veya Toplum 5.0 becerileri evet. diye bir düzeltelim. Ama evet. şu kısmı da atlamayalım. Yani yaptığımız, yaşadığımız her şeyin içerisinde bir algoritma söz konusu. Dolayısıyla yani bir resim yapmak isteyen çocuğun tuvali yerleştirip işte renkleri palete alıp gerekli karışımları yapıp bunların hepsi ön koşullu çalışmalar olduğu için zaten bir algoritmik adım içeriyor. Dolayısıyla algoritmik düşünme becerisinin gelişmesi aslında her insan için bir yerde gerekli. Ve hatta ben öğrencilerime şeyi çok anlatım. Hani bize ne sen derdim ki bir insan abi algoritma anlatıyorum dur. Yani bir insan bir şeyin hep evetini düşünürse bir şey hayır olduğu zaman sonsuz döngüye girer. İşte özellikle lise döneminde böyle çocuklar o ergenliğinle verdiği duyguyla çok aşık olurlar ya. İşte ben onunla evleneceğim, onunla hayatımı kuracağım falan moduna giren çok çocuklar vardı. Olmayabileceğini düşünmedikleri zaman bayağı suratları düşüyor, günlerce böyle üzgün geliyorlar falan. Aslında onun hayır olabileceğini de anlatmak lazım. Bu örnek çocukların çok hoşuna gider ve akılda kalırdı. O yani lisede anlatırken böyle anlatırdım. Yani bir şeyin evet'i vardır ama hayır adımı da vardır. Eğer hayır adımını oluşturmazsan sonsuzluğa girersin. Şey, döngüye girersin. Reyhan Hocam. Loop eşittir döngü. Döngü. Neyse. Ama şeye de dikkat çekmek lazım. İşte bu az önce bahsettiğimiz algı oluşturulması var ya, az önce buradan arabayla bir şey satan abi geçiyordu. Oradan aklıma geldi. İş şuna döndü. Robotik kodlamacı ayağınıza geldi hanım kısmına döndüğü için, yani overlock makinesi ayağınıza geldi moduna girmesi aslında birazcık şey yapıyor. İşi satış pazarlama stratejisine çeviriyor. Dolayısıyla öyle olduğu zaman da her öğrencinin alması, öğrenmesi gerekiyor. Robotik bilmeyen öğrenci mi olur ya moduna girmek aslında birazcık şey kalıyor. Abesle iştigal kalıyor. Bu da teknik terim mi Ömer Hocam? Lazım. İsteyen mi gitsin Ömer Hocam? Hani biz bunu sunalım okulda. Öğrenciye bir şekilde sunalım. Anladığım kadarıyla şu. Algoritmik düşünce becerisi herkes için gerekli. Robotik evet. kodlama ise, robotik kodlama ise öğrenciye okul ortamında sunulmalı ama isteğe bağlı olmalı. Yani sen koluna altın bileziği tak, yapmazsan yine yapma. Ya sen ressam olacaksın da ne olacak kardeşim? Hobi olarak resim çiz yine yani. Hani mühendis ol da. Ama sorularla alakalı bir soru soracağım. Sorulardan yola çıkalım. Bayram, şöyle kodlamayla alakalı kısmı kendi içinde birkaç basamakta şey yapayım sana. Hem dinleyenler hem de sen bununla alakalı şey yapalım mı? Tabii ki abi. Şimdi bir sorun var karşımızda. Bu sorunun algoritmasını oluşturabilmen gerekiyor. Tamam mı? Yani çözüm algoritması basamaklarını çözebilmen. Yani çözümden önce basamaklarını akış kurabilmen şeması, gerekiyor. Tabii. Akış şeması gibi. Sonrasında bununla alakalı analitik düşünebilmen gerekiyor. İçinde analitik. Dağılmadan. Değişkenleri dikkate alarak analitik bir düşünce oluşturman gerekiyor. Sonrasında problemi iyi analiz edip problemi çözmen gerekiyor. Çözdükten sonra da son basamak bunu teknoloji diline çevirmektir. Aynen. İstediğini kodlama kullan dili. Burada. Hani ister C türevi bir şeyle Arduino'ya yaz, ister Python kullan başka bir yerlere yaz. Raspberry Pi'yle yaz. Neyse. İşte bu ilk 3 basamak var ya. Kodlamayla alakalı kısımda konuştuğumuz ilk 3 basamak, cümleyi öğelerine ayıracaksan eğer, cümleyi öğelerine ayırma işlemi algoritmik düşünmenle başlar. İlk önce şunu yani, bulursun. Öğelerin ne olduğunu çözmen gerekir. Cümleyi öğelerine ayırabilmek için öğe kavramını biliyor olman gerekir. O yüzden tabii bunun bir sırası var yani. Hani bu sırayı öğretmek gerekiyor yani. Tabii. Ya kodlama bu söylediğin soru üzerinden hani şey üzerinden kodlama verilmeli mi, bir şey olmalı mı? Küçük yaş seviyesinde kodlama almış bir öğrenci eğer bu mantıkla veriyorsan, bu 4 basamaklı mantıkla veriyorsan kodlamayı, bu çocuk matematikte de ilerler, Türkçe'de de ilerler, felsefede de ilerler. Sadece 4. basamaktır kodlamanın içerisinde. Senin bu çözüp
İşte algoritmasını kurduğun, analitik değerlendirmesini yaptığın, sorunu analiz edip çözümünü oluşturduğun şeyin kısımları her ders için geçerlidir. Son basamaktır bununla alakalı olan şey bir dili tercih etme kısmı. Demin Ömer'in söylediği taraftaki şey bu, üzücü olan bu. İnsanlar dile bakıyorlar. Aynen yani öyle. Şeye gidiyor, işte ben Arduino alayım, öbür tarafa Raspberry Pi koydum, işte bir tarafta başka bir şey yaptım. Şeyde dönüyor adam, işte ben C ile bunu yapıyorum, işte başka bir şeyle bir şey, gelme oraya kadar gelme. Sen ilk üç basamağa bir gel, ilk üç basamağı bir öğrencilerimizle oturtalım. O zaman burada dil olarak ne istiyorsan kullan ya. Yani hayatın boyunca şeye, basic dışında başka bir şeye gitme. Yani sadece bununla yazsın çocuklar. Robotik. Ama şey kısmına cepte geliyorum. Robotik kodlamanın bir board'a bir şey aktardığı ve hareketliliği sağladığı bir taraf. Bununla alakalı bir yere geçmek istemiyorsan geçme. Peki o zaman şöyle diyeyim. Ben de onu anlatmak istedim zaten. Hani şey dedim ilk önce. Ben anlamadım. Hani... Ses gelmedi. Ya hepiniz başka bir şey anlattınız. Sonra hepiniz bir saniye dedi, kardeşim. Ben de onu anlatmak istedim. Bir saniye. Ömer şöyle. Dedi, sakin ol. Bir dakika kardeşim. Ratingler düşmesin. Ben biraz arttırayım. Alevli görelim bir şey. Kızım mızım bir şeyler yapayım. Bence şapkayı çıkar. Şöyle. Herkes seni saçlı zannediyor. Kelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Şöyle. İşin yani hakikaten ya ne algoritmik düşünme becerisiyle ilgili kavramları biliyoruz, ne akış şeması oluşturabiliyoruz, ne akış şemasını okuyabiliyoruz. Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra C öğrendim ya da C++ öğrendim ya da Python öğrendim ben. Ya yemişler Python'ı, yemişler C'yi, yemişler bilmem. Tabii. Abi bana ne ondan yani? İşin hani, yani bu arada bu yaş grubunda birisi, hani bizim yaşımızda birisi bu dilleri öğrensin ve bir şeyler geliştirsin kendi kariyeri vesairesiyle alakalı. Ama ilkokul 2'deki çocuk 60 işte yaşlı. Bana şeyi anlatıyor. İlkokul 2'deki çocuk şey yazıyormuş. İşte C'nin temeliyle bir şey yazıyormuş. Yazmasın ya. Yani o çocukla ilgili bir yerde değiliz. Biz aynen o çocukla öyle. Alakalı demin verdiğim örnekte oydu. Ben gittiğim teknoloji fuarlarının tamamında şeye soruyorum çocuğa. Böyle bir sorunu nasıl tespit ettin? Hani bu sorunun hangi basamakları vardı ki, neleri buldun? Hoca şeyi söyledi. İşte bizim burada alışveriş merkezlerinde falan bir şey varmış. Abi çocuk o zaman sorun tespit etme becerisi geliştirmemiş. İşte yani şey kritik. Kodlamayla alakalı. Aynen öyle ya. Critical thinking mevzusuna girmemiş. Burasıyla alakalı bir yere gitmesin çocuk. Hani hangi boardla ilgili bir şey olduğu kısmında şey çok mühim bir şey değil. Esas varsa işte hocalarımızın hepsine şey, kendi karşılarına getirilen bir müfredatta bu adımlarla ilgili bir şeyler okuyorlarsa, işte çocuğa örnek bir olay verirsin, bununla alakalı basamakları oluşturuyordur. Bu sırada kritik düşünme becerisi geliştiriyordur. Algoritmasını kurabiliyordur falan. Böyle bir şey görüyorlarsa başımızın üstüne o programı alsınlar, okullarında, kulüplerinde bir yerde uygulasınlar. Ama böyle bir şey yok. Verilen kitapçığın içerisinde şey var. İşte Arduino'nun bacaklarıyla alakalı bir bilgi var. Abi Arduino'nun bir sürü bacağı var. Uğraşmayalım bunlarla ya. Yani şey benim durduğum yer dediğim gibi kodlama temel seviyede çocukların hepsine verilebilir. Hocalarımız buna bu program cihaz gibi bir şeyle bakmazlarsa yaklaşabilirler. Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Bir kısım ben kilosu olan bir adamım. Hiç hareket etmiyorum abi. Bir şey yapmıyorum ama bir tane su buluyorum böyle. İşte bana bir şey veriyorlar. Bununla kilo vereceğim diye uğraşıyorum falan. Öyle olmaz. O neydi öyle? Altın kozudan ödül gönderdiler. Parfüm. Şimdi emek harcaman lazım bununla alakalı. Hazırlanan müfredatın da sana emek harcatıyor olması lazım. Senin adına işi yüklenip işte bir board'a bir şey atacaksa olmuyor o işler. Şöyle mesela bu şuna benziyor. Yani spor yapmak için bir yere gidiyorsunuz. Diyor ki bizim elemanlarımız var. Siz para veriyorsunuz. Tamam. O sizin yerinize spor yapıyor. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani hani bana ben böyle üç geliyor. Üç yıl verdim bir faydası olmadı. Gitmedin ki. Sen sadece spora para ödemeyi seviyorsun. Gitmeyi değil. Yani şimdi... ben de en başından beri bunu anlatmaya çalıştım. Ulan yani bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsan ilk önce kendine bir şey katmalısın. Yani o da şudur. Yahu ÖSYM kılavuzları vardır. Bu kılavuzlarda temel algoritma şemaları vardır. Daha onu okumayı beceremeyen insanlar var ya. Ha, bildiğin şimdi, temel akış şeması ya. Hani Ömer nasıl, o biraz hani, şeyden geliyor. Bak biz şekili ya da daha doğrusu ürünü seven bir toplumuz aslında. Yani bak buraya gelelim. Aha, evet.
evet daha böyle hani görsel olan bir şey bizi daha çok tatmin ediyor. İşte mesela geçen hafta proje yazma şeyinde çalıştayında bir hocamız benim numaramı söyledi. İşte numarasını o tanışma etkinliği. Benim numaram da açılınca işte kamerayı açtım. Bilgisayar öğretmeniyim. İstanbul Bilişim Teknolojileri Koordinatörüyüm. Adım Samuel. Ve bana sorulan soru şeydi. Hocam saçları kaç yıldır uzatıyorsun? Şimdi Filiz hocam orada yazmış sizin saçlar herkese yeter Onur hocam diye. Görsel sanatlar mezunu olan bir arkadaşımızın bunu söylemesi beni çok onur etti. Ama orada da mesela aynı soru soruldu. Onun saçları yani. Lens. Orada da aynı soru soruldu. Saçlar estetik yani, mi olur hocam? Hocam saçları kaç yıldır uzatıyorsunuz? Hocam hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Ben bir şaşırdım. Ama şimdi görsel olarak onu gördü, onu soruyor. Bir tane arkadaşım sordu. Hocam hangi programlama dillerini biliyorsunuz? Orada da hani mütevazı olmayacağım. Hocam yani sinteks öğrenmek çok uzun sürmez benim için. Hangi dil lazım? Ya bunu yani sana hangi dil lazım? Aynen öyle. İş görüşmesine gittiğimde de bunu konuştuk. Yani yeni mezun olmuşum. Programlama konusunda kendime güveniyorum. SAP konusunda kendimi geliştirdim falan filan derken gittim görüşmeye. Adam dedi ki hangi programlama dillerini biliyorsun? Bu soruyu sordum. Size hangisi lazım? Adam da Hamit abinin az önce bana baktığı gibi baktı. Yani orada biraz şey hani bir çalışma kısmında uzman kavramı tabii öğrenebilme yetisi ayrı bir şey. Uzman kavramı biraz daha farklı bir kavram da. Hani bizim i̇şte, şu an konuştuğumuz çocuklar daha K12'nin içerisindeki çocuklar ya. Tam burada dili kadar şimdi. Ya da cihazın bağlayıcı olması kısmında. Burada bir görsellik var. Mesela şeyi çok duyuyoruz arkadaşlar. Hani İngilizce eğitimi veriliyor. Yıllarca İngilizce eğitimi alıyoruz. Ama yurt dışına çıktığımızda İngilizce'de bir tutukluk yaşıyoruz gibi. Şimdi görsel olarak bunu düşündüğümüzde şimdi bazı okullar var İngilizce konseptini belirledi. Belirledi değil, benimsedi. Ve ben tabii Türkçeyi sonradan öğrendiğim için kelimeyi bulmak zor oluyor. mesela haftada işte 12 saat, 15 saat İngilizce dersi eğitimi veren, bunu kurslarla destekleyen okullar var. Ve o okullar bir albenisi oldu. Ve insanlar, ya bizim çocuk İngilizcesi çok iyi ya çünkü o okula gidiyor falan kısmına döndü. Robotikte de aslında durum birazcık böyle. Robotik yapılıyorsa çocuk kesin mühendis olur. Robotik yapar, ileride bir robot yapar, neler olur, neler moduna döner. Alır yürür. Hakeza okullarda da durum çok farklı değil aslında. Bu ince bir sistem olsun. Orada iyi var. Okullarda da hani çocuklar yaparken hangi aşamalardan geçti değil de onu yaptıktan sonraki o resim okul idaresi için bazen çok daha önemli olabiliyor. Bazen değil de Onur hocam o bayağı bir çok çok önemli oluyor. Ben de hani çocuklar resim çekiyor, robotik üzerine çalışıyorlar. Resim çekiyor. Diyor ki işte okulumuzda robotik çalışmaları hızla devam ediyor. Ama robotik çalışması yapılmıyor aslında. Yani orada bir pin tak pin çıkar çalışması yapılıyor. Ya da hani orada bir kodlama yapılmıyor. Şu anda mesela robotik sertifikalarını az önce konuşurken de aynı şey söz konusu oldu. Şimdi şu anda o kadar hazır robotlar gelmeye başladı ki yani isim vermeyin çok güzel çalışmalar yapan firmalar var. Hazır robotlar yapmışlar ve sen onun kodlamasına giriyorsun ve sana kod bile yazdırmış. Sürükle bırakla işte RV değeri işte 400 olsun. İşte teker dönüş hızı 50 olsun falan neyse. Saniyede işte 50 kez dönsün falan filan moduna getiriyorsun. Çalıştırabiliyorsun. Evet düşük seviyelerde yani ufak çocuklarımızda belki bu birazcık daha görselleştirme adına iyi olabilir. Ama işte yayına başlamadan önce konuştuğumuz o şey var nedir onun adı? Yüzüklerin Efendisi karakteri de var yani. Efendime söyleyeyim aklıma gelen. Ya da bilmem ne sepeti de var. Ya o zaman bir saniye bir şey söyleyeyim mi? Burada o zaman örneklerden yola çıkarak bir üst soruna gidelim. Ne dersiniz? Bana uyar. Benim mesela temel olarak ben şimdi bir şeye bakayım da abi. Belirlediğimiz temalarda neredeyiz ona bir bakayım. Şey olmasın. Yanlış olmasın. Şimdi sistem kavramından bahsettik. Benim evet. Kilomu konuştuk. Robotik algısı tamam. Onur'un saçları. Tamam buradan devam edebiliyoruz abi. Evet sendeyiz. Ömer'in saçları. Tamam. Yok. Bence temel şey şu.
Ya ben bahsi geçen bir proje vardı az önce. Onun koordinatörlüğünü üstlenmiştim belli bir süre. Yani kimseyi itham etmek ya da projeyi bilmem ne yapmak için bunları söylemiyorum. Sadece sahadaki tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Herkesin temel odağı şu, yani ürüne odaklanmak ve şey kolaycılığı var. Yani bir ürün ortaya çıkarsa tamam her şey başarılmıştır diye düşünülüyor. Yani ürün varsa tamam iş yapılmıştır yani. Hani robotik kodlama yapılmıştır, algoritmik düşünce halledilmiştir. İşte zıplayan yanar dönerli bir şey herkesi memnun ediyor değil mi Hocam? Hocam ne diyorsun var ya of yani hani. Diyorsa, merhaba diyorsa, bayrak sallıyorsa tamam. Aynen öyle. Ama bu kolaycılık işte ürüne odaklı düşünme yani bu şey iş geliştirme. Ne oluyor biliyor musunuz? Yani biz ürün çıksın nasıl çıkarsa çıksın hiç önemli değil. Ama gelişim ne durumda? Yani nasıl geliştireceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Anlıyor musunuz? Yani ne yaptık? Ne ettik? Çocuk ne kazandı? Hangi skills deniyor yani? Yine teknik bir şey kullanalım. Beceri. Beceri mi oluyor Türkçesi? Beceri. Yeterlik değil mi? Olur, yeterlik olur. Bana yeterlik. Olur. Beceri başka bir şey, yeterlik başka bir şey. Ama yeterlik diyebiliyorum ben skills. Hamit abi bir şey söyleyecektin herhalde. Kime? Uzak dur. Ha, şöyle abi şey. Yaklaşma bana. Bak. okullarla alakalı burada şeyler, grupta yazışmalar vesaireler geçiyor şeye. Şimdi bir eve gittiğinizde ya da akşama kadar bir hazırlık yaptığınızda birileri geldiğinde ne kadar hazırlık yaptığınızı gördüğü şey masada gördüğü üründür. O yüzden dışarıdan gelenin ürünü bağlı kalması, hani ortaya çıkanla ilgileniyor olması işin doğasında var. Gayet normal. Bizim şu an konuştuğumuz... Bu normal mi sence? Şöyle, dışarıdan bakanın bunu görmek istiyor olması normal. Biz şu an öğretmene... Hayır canım, mesela hani burada... Ben şey, hani şunu bitireyim, bak, bitireyim itirazım varsa onun üzerinden gelelim, tamam mı? Biz sırayla konuşalım. Öğretmen akademilerinin bir sohbet alanı üzerinden konuşuyoruz ya. Bizi dinleyen evet. Kişiler de öğretmenler diye bir kabulümüz var cebimizde. Yok. Ürünle alakalı bizi dinleyenler muhasebeciler genelde. Abi, burada sorumluluk bende. Evet, dışarıdan gelen kişi okul idaresi olabilir, veli olabilir, üst bir birim olabilir, bir ürün görmek istiyor olabilir. Ama benim mesuliyetim olan şey öğrencilerim. O alanı paylaştığım diğer bireyler. Ve onların ürün çıkartmaktan önce bu ürünün oluşurkenki adımlarda gelişmesinden mesulüm. Çünkü bu tamam. Çocuğun bu okulda geçirdiği zaman önemli. Yani burada şeyden bahsediyoruz. Genelde söylenen o ya, mesela grupta da idare istiyor, idare ister bunu. Üst birim olarak şey, milli eğitim müdürlükleri de ister. Hani sene sonu bir fuar ister. İşte orada uçan bir şey ister. Ve uçan bir şey yapıyor olmanız önemlidir. Ama sizin için eğer dersteyseniz daha önemli olan şey bu şey niye uçuyor? Ne, hangi sorunla alakalı uçuyor ile alakalı öğrencilerinizle beraber vakit geçirebilmektir. Ya, ben bir saniye bak burada ben... bir şey hayır bak kolaycılık işte. İdarecilerin de kolaycılığı, öğretmenlerin de kolaycılığı. Hayır abi. Yani burada ortaya konulacak olan şey, eğer Arduino vesaire kodlama, onun bunun şunun aracı olarak kullanarak bir problemin ortaya çıkan bir problem ya da test edilen bir problemin çözümüyse, tamam mı? Hiç kimsenin endüstri mühendisi gibi davranmasına gerek yok. Öğretmen yeterli ölçme değerlendirme aşamalarını bilmek zorundadır. Yani burada eğer sen prosesi ölçeceksen, prosesi ölçmeye dönük bir şey ortaya çıkarman gerekiyor. Yani çocuk loop kavramı, döngü kavramını öğrendi mi? Bunu test işte bilmem ne gibi detayları biliyor mu? Bunu kodlamayla, robotikle ortaya koymaya gerek yok ki. Çocuğun başka şeylerle, başka araçlarla da bunu hani ortaya koyabilme yeteneğini gözlememiz gerekiyor. Bunu ölçmemiz gerekiyor, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Hatta bunu yani standart ölçme değerlendirme araçları değil, başka araçlarla dahi yapabiliriz. Yani tamam bir fuar düzenlenecekse, bu fuarda belli bir yarışma varsa ya da belli bir ürün sergilenecekse bu yeterli ve beceriliğin ortaya çıkması gereken bir ürün tabii ki olmalıdır. Ona bir şey demiyorum ama burada ürün çıkarmak temel bir şey değil ki. Temel hedef. Verin ataları hep John Dewey'miş abi. Bizim hedefimiz değil. Dışarıdaki beklenti böyle olur diyor. Olması normal. Bu beklentiyi de bizim yönetmemiz gerekmiyor mu? Ömer'in genleri işte hep John Dewey, hep Gardner. Dışarıdan gelen bir şey bu. Yani bu şey, tüm toplumu yönetmeye kalkarsan öğrencilerine geçeceğin vakitten kaybetmen gerekir. Senin hedefin karşı tarafın istediğini vermesen de
kendi öğrencilerine geçeceğin zaman içerisinde belli bir amacın var. Senin bu çocukların bir sonra çözüm üretebilmesi, sorunu tespit edebilmesi ve çözüm üretebilmesi amacın var. Robotikte de kodlamada da temel şey bu. Hani bir program tespit edilen bir sorunu çözmek üzerine yazılır. Yani şunu mu yapalım? Senin... Bürokrasiyi biraz memnun edip, hani sonuçta ona tabiyiz bir şeyler, müdür vesaire neyse. Biraz memnundur gibi gözetip yine de kendi içimizde süreç odaklı olunmak. Aslında şöyle bir şey var biliyor musun? Eğer öğrencilerinle nitelikli bir eğitim süreci geçirirsen, finalinde çok yoğun görseli bilmem nesi olan bir şey çıkmayabilir ki çıkabilir. Ama iyi bir eğitim periyodu atlatırsın, iyi bir eğitim periyodu geçirsin ve mesuliyetini, yani o sınıfı paylaştığın çocukların gelişmesini sağlarsın. Eğer idareyle veya veliyle bir şeyle alakalı işte 8 bacaklı yürüyen bir şey yapacağım diye ortaya çıkarsan, onu ya yaparsın ya yapamazsın ve öğrencilerinle de eğitimsel anlamda ilerleyemezsin. Yani öbür taraftan geliyor olsam belki o robotu daha kolay ortaya çıkartabiliyorsun. Tamam işte ben de tam olarak bunu diyorum zaten. Katılmıyorum diyordun Ömer. Hayır. Ben şuna katılmıyorum. Sadece şu. Ben şuna katılmıyorum. Toplumu da yönetemiyorsun. Sen yani öbür tarafta idareye şey diyorsun. Hani evet bununla ilgili hedefinizi anladım. Buna göre elimizdeki şeyi ortaya çıkartmaya çalışacağız. Bu şekilde karşılıyorsun. Şeyiz hani anne baba dışında çocuğun ikinci annesiyiz babasıyız ya. Hani öyle giriyoruz ya o sınıfın içerisine. Bize ait bir gün var. Şey sen amcası diye giriyorsun ya. Çok gereksiz. Halasıydım. Ertesi. Hani toplumun beklentilerini de görmezden gelemeyiz. Ama bizim esas şeyimiz bu sınıftaki öğrencilerin gelişimiyle ilgili vakit geçiriyor olmak. Ve dediğim gibi aslında bir açmaz değil, öbür taraf daha açmaz. Çocukla ortak vakit geçirip bir şeyler yapmaya başladığında çocuk daha yüksek bir enerjiyle sana o ürünü verebiliyor. Veya vermesin ya hani... Problemi çözsün, şematik hale getirsin, bir panonun üzerine otursun da bunu bir şeye, ne bu? Bir pimaş borunun içerisine toprak dökerek bir içine sensör ekleyerek yapmasın. Hani o tarafa enerjiniz kalmadı, zamanınız yetmediyse olmasın ama topraksız tarımla alakalı sorunun olduğunu, dünyada böyle bir sorun olduğunu çocuk görmüş olsun. Şeydeyken, hani ilkokul seviyesindeki bir çocuk bu sorunu görsün, bununla alakalı ne olabilirle ilgili düşünsün. Biz şimdi şeyden başlıyoruz. Ömer'in dediğine oradan katılıyorum. Senin ilk haftası ne yapıyoruz? Arduino kitleri toprağa gömüyoruz. Evet ya. Hani... Böyle gelirsen olmuyor orası. Hiç olmuyor. Çocuk ne yaptığını da anlamıyor. Ondan sonra fuarı ziyaret ederken Ömer sen birimiz gidiyoruz çocuğa şeyi soruyoruz. Bu toprakta ne kadar kalabiliyor diye soruyorsun. Çocuk bu soruya cevap vermiyor. Çünkü tek bir hedefi var. Bir kısım toprağın içerisine bir tane entegre gömmek. Yahu çocuklar bir tane problem çözeceğim diye bin tane problem yaratıyorlar. Onu anlatmak istiyorum. Oradaki yani... emeğe şeye de yazın. Hani robotik kavramı işte veya sistemle alakalı şeye de kızmam. Ya ben toplumun beklentilerine kızmam abi. Para kazanmak istiyorum. Hayır ben toplumun beklentilerinin, bürokrasinin beklentilerinin biz öğretmenler tarafından doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer senden böyle bir beklenti varsa idarede gideceksin idareye ikna edeceksin. Diyeceksin ki yani eğitim bilim açısından böyle olması gerekiyor. Bakın siz beni denetlemekle ürünün hani ürün odaklı düşünüyorsunuz ama ben gelişimi size kanıtlamak istiyorum, ispat etmek istiyorum deyip bu gelişimi safhalarını ona anlatıp ardından bunu ispat etmeniz lazım. Bakın bu kadar çocuk bu kavramı bilmezken artık bu kavramı biliyor. Bakın bunu da bu şekilde ölçtüm deyip sizin bunu onu bir şekilde ikna etmeniz lazım. Gerçekten ikna. Ama etmeniz şey işte lazım. Yani burada mesela robotiğe gelmeden ben öğretmenken yaşadığım bir şey üzerinden anlatayım sana ki Milli Eğitim'deki başka bir arkadaşla bir ünlünün hayatıyla alakalı bana bir PowerPoint sunusu getirdi böyle. Bunu bir izler misin? Nasıl olmuş falan diye. Profesyonel seviyeye yakın profesyonel seviyeye yakın bir sunum var. Hani Tevhid-i adamın, Tedrisat Kanunu'ndan önceki zamanlar diyorsun. Tevhid de var, Tedrisat da var. Hepsini dahil etmişler çalışmaya. Tevhid-i Tedrisat'tan önce PowerPoint yoktu ki. Aynı dönem çıktı işte abi. Hani evet. Aynı yıllar. Yukarıdan aşağı. Nasıl olmuş falan. Ürün çok profesyonel. Dedim ki işte kaç verirsin dedi. 2 falan dedim. Nasıl 10 üzerinden 2 falan. Nasıl yani dedi. Dedim çocuk flash bellek taşıyor oradan oraya. Hani evden buraya kadar getiriyor. En azından öyle bir emeği var. Olmamış mı falan dedim. Dedim bunu bu çocuk yapmamış. Hani ben bilgisayar öğretmeniysem robotiğe vesaireye gelmeyin. O zamanlar robotik diye bir kavramın adı yok.
Hani sistem yok, S harfini bulmamışlar daha. Öyle bir yerdeyiz. Bir notası yerinde. Hani dedim ki ya bu çocuğa bu ödev verildiyse şu istenmiştir. Bu çocuk bir ünlünün hayatını araştıracak. Bununla ilgili bir şeyler bulacak. Bunu bir programa, işte PowerPoint'a program. Programa atacak, resim atacak, müzik atacak. Çocuk böyle bir becerisini geliştirecek. Ve inanılmaz. Ya sen burada temel olarak multimedya becerilerini aslında multimedya becerilerini kullansın ve aslında o da yani, o aslında internet, yani. İnternet ortamında bir şey araştırsın, bulsun. Bu ödev geldiğinde amacı bu. Benim değil bu arada. Başka bir Zümre arkadaşımın ödevinden bahsediyorum. Tamam. Ödevin amacı ne olduğu belli zaten. Gözüküyor. Şimdi siz onun adına bunları yaptığınızda bu çocuk bu becerilerin hiçbirisini geliştirmiyor. İşte ben o işte Metin oradaki arkadaşımla da dedim. Bu çocuğa en fazla 2 versin dedim. O da işte bir flash bellek bulmuş, taşımış, getirmiş falan. Diğer beceriler hani gidiş yolundan puan verme var ya. USB'nin gidiş yolundan puan verirsin bu çocuğa sen en fazla. Bu o zaman hani o zaman ilgili, robotikle ilgili şeylerin falan hiç olmadığı bir dönemden bahsediyor. Şimdi Filiz Hocam şeyi yazmış oraya. Sergi var diye çocuğun resmini tamamlayan öğretmen var demiş. O sergilerde yayınlanan resimler de çizgiler düzgün olmamalı. İşte resimlerin bir yerlerinde hatalar oluyor olmalı. Çünkü orada ama çocuğun işte bir şey bir becerisini geliştirmesini sağlamak, renk kavramını görmesini sağlamak. Bu etkiye öğretmen girer ve bunun altında kalırsa o zaman çocuğun gelişimiyle ilgili hiçbir şey yapamıyorsun. Hani bu robotiğe ait bir şey değil, kodlamaya ait bir şey değil. Eskisinde de böyle gelen bir şey. En azından o zaman bakın tarafta. Felsefi olarak çıktığı felsefi olarak eğer hani tartışırsak burada iki temel hani çatışma çıkıyor. Bir tansiyon çıkıyor. O tansiyon da şu. Biz öğretmenler olarak. Tansiyon. Tension. Büyük tansiyon, büyük tansiyon. Evet. İki tane. Tension. Yani böyle bir gerilim var. O gerilim şu. Temel gerilimdir bu. Her yerde karşımıza çıkan. Ve hani post-truth denilen kavramda da bu genellikle karşımıza çıkıyor. İşte postmodern dünya görüşünde de bu karşımıza çıkıyor. Biz biçime mi önem vereceğiz? Yani ürüne mi önem vereceğiz yoksa içeriye mi önem vereceğiz? İçeriği mi hani yöneteceğiz, kontrol edeceğiz vesaire yapacağız. Ben inatla hala şey diyorum yani içerik yani hani içerik eğer şeyse önemsenirse biz bu kavramların o çocuk tarafından edinilmesi, geliştirilmesi, düzeltilmesi ve yeniden hani ortaya çıkartılmasını konuşuyorsak ya üründen bana ne yani biçimsel olan şeyden bana ne? Anladınız mı? Yani çocuk şu an mesela oturup bir tane hesap makinesi yapsın. Zaten piyasada en iyi hesap makinesi var. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani hiçbir çocuk da bugün oturup onun kadar iyi bir hesap makinesi ortaya çıkartamayacak. Çok net. Hani biçim eğer buysa. Ama bu hesap makinesinin programlaması, elektronik cihazları, işte bütün komponentleri vesaire zaten yine piyasada var. Onları alır, bir tane şema bulur. O şemayı ona göre birebir kopyalar ve benim önüme iyi bir hesap makinesi de ortaya çıkartabilir. Ne kazandı çocuk? Ne kazandı? Bana söyler misiniz? Ne kazandı? Bayram ben bir taraftan... Sen söylesen ne kazandı? İçeriği de takip ettim. Üründen bahsettik. Okulların yaklaşımı, sıkıcı hayat hikayelerimizden örnekler. Bunlar da tamam. Doğru. Tamam şu an program tam istediğimiz doğrultuda ilerliyor. Şimdi, ben zaten gündemleri not alıyorum bir yandan. Ürün odaklı olması çok önemli. Ben bir okulda müdür yardımcısıyken çocuklarla bir mucit kafalar atölyesi diye bir sınıfı çevirdim ve bir yanda fasulyeler büyüyor. Bir yanda güneş panelleriyle bir şeyler oluyor. Karışık her şey biyolojide. İsim önemli bak. İsimi güzel seçmişsiniz. Mucit kafalar atölyesi. Yani biraz bir üç idiot gibi hani böyle. Günlerde çocuklar gelsin. Anahtar onlarda. Kendileri giriyorlar. Kendileri çıkıyorlar. Ben arada sırada geliyorum falan. Ne yapalım? Arduino öğrenmek istiyoruz. Kodlama öğrenmek istiyoruz. Dedik bir üründe yapalım bunu. Onun üzerinde öğrenin. Kuluçka makinesi yapalım. İşte bilgisayar. Tabii ki zaten. Hayır zaten bak burada dediğin çok doğru. Ürün denilen şey, eğer bir ürüne odaklı bir şey düşüneceksen, ürün denilen şey belli davranışların yeterlilikleri ve becerilerinin kazanılması için bir araçtır. Onu hani çok doğru, hani ürün yok demiyorum ben de. Yok onu demek istedim. Onun üzerinden kullanan, dedik ki bir şey üzerinden yapalım. Çünkü oradan nem sensörünü kullanacak, ışık sensörü, şu sensörü, bu sensörü kullanacak, nem sensörü, fanı çalıştıracak. Isı sensörü ampulü yakacak ya da bunun için ne kullanalım bir sürü süreçler yaptık. Nasıl yaparız? Tasarımını yaptık. İşte hep yanlış yapmalarına izin verdim. Hep yanlış yaptılar. İşte bunu nasıl açacağız? Nasıl kapatacak? Ampul mü kullanalım? Şunu mu kullanalım? Fanı nereden bulacağız? Şöyledir, böyledir. Ve çocuklar en sonunda iki aylık süreçte ben onlara ne yaptırdım? Kuluçka makinesi yaptırdım ama. Marangol 8 kolu yumurta da yalan oldu değil mi? Ya geçene de göstereyim hatta. Eğlenceli bir şekilde şunu da paylaşmak isterim. Güzel bir şeydi.
Şöyle çocuklara ne yaptırdık mesela? Ekran görünüyor sanırım. Abi bu notlarını ekle. Her bayramın reklamında her yayında Bayram bir screen paylaştı, bilginiz olsun. Yani çocuklara parça parça ilk önce nasıl yapacaklarını ilk önce çizim getirdiler. Kuluçka makinesinin çizimi. Sürekli olarak düzelttirdik. İşte bak buna kapağını nasıl açacağız? Isı gidecek, cam takalım. Gittiler geldiler, gittiler geldiler. Marangoza gittiler, oraya gittiler. Hatta arabayla topluca çocukları Bauhaus'a götürdüm. Malzemeleri kendileri seçtiler. Hani bunların hepsini yaptık ve sonuçta şöyle bir şey de çıktı. Makine yapımı, deney süreci, şu bu falan filan var. Özet videosunu göstereyim. Kuluçka makinesi bitti, ne yapalım dediler. Çocuklara dedik ki mesela, o zaman değişik bir şeyler yapalım. 2016 yılında Japonya'da özel bir klinikte kabuksuz yumurtadan çiçeği geliştirdi. Tavuk yumurtluyor, kuluçkaya yatıyor. Hani bunun makinesi var. Buradaki meşhur çelişkiyi mi mesela kapattın? Mesela yumurta ters yönde hareket etse. Hani tavuk yumurtadan çıkar, yumurta tavuktan çıkar şeyini bu şekilde mi bitirdik tartışmayı? Çocuklara şunu dedim. Yani bir şeyler yapalım. Ürünü yaptık. Hocam yaptık biz bunu. Çalışıyor da nasıl test edeceğiz? Yumurta bulalım, civciv çıksın. Dedik ki o zaman farklı bir şeyler yapalım. 2016 yılında bu deney yapılmıştı bir klinikte. Biz bunu yapalım dedik. Yapabilir miyiz? Yapmak önemli değil dedim. Çocuklar %95 bunda başarısız olacağız dedim çocuklara. 4 tane çocukla çalıştık. %95 başarısız olacağız. Ama önemli olan bu süreci geliştirmek için hatalarımız olacak ki her gün hatamız oldu. Operasyon tahtası yaptık. İşte birinci gün embriyonun şuyu gelişir, ikinci gün şunun gelişir. Hatamız şu, işte bardağı alkolle temizleyelim bir daha. İşte maske kullanalım, eldiven kullanalım. Her gün hatalarımız oldu. Her gün hatalarımız oldu ve sürekli olarak mükemmel sonuca doğru gitmeye başladık. 3 ay sürdü proje. Ve 3 ay sonunda bizim gerçekten kabuksuz yumurtadan embriyo geliştirmek gibi bir niyetimiz yoktu. Sadece süreç niyetimiz vardı. Ve çocuklarla bunu dünyada ikinci kez başarmış olduk. Bu 4 tane çocuğun gerçekten tüm süreci kendi yaptığı, kabuk yok ortalıkta, bardağı kırıp da veriyoruz ama embriyoyu günlük olarak her gün gelişimini görmüş olduk. Burada süreç önemliydi. Sonuç kendiliğinden geldi zaten. Şunu demek istiyorum. Sürece önem verince bir şekilde sonuç odaklı olmasanız bile o sonuç gelecektir zaten. Ama bunun içinde bir şey olabilir. Hadi bunu bir kuluçka makinesinde deneyelim. Hadi bir araba yapalım diye bence küçük ürünler olabilir. Çocukları heveslendirmek için mutlaka küçük hedefler konulabilir. Bize balık tutmayı öğretme Bayram. Bize balığı ver. Teknoloji öğrenmesinde şey var zaten. Hani küçük küçük bir şeyler yapıyorsun. Bazı devreler bir şeyler hazırlıyorsun. Sonrasında illa büyük projeye girmen gerekmiyor. Sonrasında sen o bildiğin devrelerle sana bir sorun söyleniyor. Onları birbirine girdi çıktı birimi haline getiriyorsun. Bir sorun çözümünü üretiyorsun. Ama dediğin o şekilde ilerler. Orada bir şeyimiz yok. Mevhibe hocam şey demiş, velilerin kendi ödevleriyle alakalı bir şey söylemiş. Şey yapayım, Mevhibe Hoca'ya da Gülşah Hoca'nın selamı var, onu da söyleyeyim. Onlar bizim üzerimizden kendileri haberleşiyorlar. Nurcan Hocam gücük atmış, bir de onu belirtelim. Nurcan Hocam bu 3 yayın sonra ilk seyrettiği yayın. 3 programlık gülüyor o yüzden, sürekli gülüyor. Veliler kendi çocuklarında yapamadıkları ödevleri çocuk yapmak isteyebilirler. Veli sizden o sınıftaki en iyi ödevin kendi çocuğuna ait olmasını da isteyebilir. Kendisine ait olan kavramı velinin bir problemi oluyor olabilir. Benim burada söylediğim şey şu. Biz o çocuğun ilerlemesiyle ilgili bir yerden mesulüz ya. Hani çok profesyonel bir ödev geliyorsa, işte Bayram'ın kabuksuz yetiştireceği embriyo ile alakalı şey çok hızlı ilerliyorsa eğer, bir sıkıntı vardır ya. Hani o sınıftaki öğretmen olarak senin bunu görüyor olman ve veliye de şey diyor olman gerekiyor. Bu kadar iyi bir ödev gelmesine gerek yok. Yani benim bu ödevdeki amacım çocuğun şunu yapıyor olmasını sağlamak. Onu yapsın. Eğer siz de oraya gelmiyorsanız zaten siz de onu desteklemiş oluyorsunuz. Murat Hoca şeyi sormuş. Hizmetçi eğitimlerdeki bilişim konulu eğitimler hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Hocam içeriği tam söylerseniz bir kısım konuşalım. Ben bu arada şeyi söyleyeyim. Bu alanda en rahat konuşacak kişilerden birisiyim herhalde. 13 yaşından beridir bilgisayarın içerisindeyim. Hani meslek sesinden beridir geliyorum. Siz hesap edin bak, hani adam 400 yıl aşmış. 400 yıl aşkındır yani. Hani sürekli şey yaptım. Bilgisayar öğretmenlerinin üzerinde büyük bir baskı olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle,
bilgisayar öğretmenin bilgisayarı komple biliyor olması gerekliliği vesaireyle alakalı bir şey var. Ve maalesef bizim zümremiz bazen bunu üstüne giyiyor. Şey yapıyor işte, Arduino ile ilgili bir eğitim var, bilgisayarcıları da mı alacaklar? Alacaklar. Neden alacaklar? Çünkü Arduino ile ilgili bir şey çalıştığınızda temel elektronik bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu arkadaşlarımız on kanlı bilmek zorunda. Bu arkadaşlarımız bilgisayar öğretmenliği alanına işte Anadolu Lisesi'ni bitirerek gelmiş, Fen Lisesi'ni bitirerek gelmiş, temel elektronikle ilgili bir çalışma yapmamış, aldıkları üniversitedeki eğitimde de bununla ilgili bir şey görmemiş. Belki ilk defa orada görüyor olacaklar. Hani akran öğrenmesiyle birbirimize bir şey öğretelim kısmı var ama bilgisayar öğretmeni Arduino'yu eğitime geldiği güne kadar veya işte single boardlarla alakalı herhangi bir şey geldiği güne kadar hiç kullanmamış olabilir. Bu şeyden bahsediyorum. Hocam şeyi özellikle söylemiş. Flutter, Kotlin, hani bu yeni kodlama dili vesaire. Yani şey kısmı da burada mühim arkadaşlar. Kodlama yani. Mesela map üzerinde Python eğitimiyle alakalı bir şeye denk geldim ben. Arkadaş eğitimi veriyor, sonrasında şey konuştuk. Ne kadar zamandır ne yazıyorsun diye. 3 ay önce falan başladım diyor. Şimdi eğitimin içeriği kadar yukarıda bir yerde Süleyman mı biri yazmıştı şey diye. Eğitimi akredite veren kişilerin akreditasyonuna bakalım, evet. Önce oradan başlayalım. Evet. Akredite edelim ilk önce, ondan şimdi, sonra bakarız. Burada da şey var. Bak bunlar gerçekten. Saygıyla anıyoruz şimdi. Bizim zamanla göre bizim değil, hedefimiz tabii bizim hedefimiz de şu var. Biz 200 tane öğretmenimizle Arduino çalışması yapalım veya işte Raspberry çalışması yapalım. Veren insan iyi birisi olsun, nitelikli bir eğitim verebilsin. O kadar kişi çıksın ama bir yerde şey oluyor. Kaç kişiye vereceğiniz? 200. 200 yetmez. Kaç veren yapalım? Alan elden üstündür. Kaç yapalım? 500 yap. 500 yetmez. Ne yapalım? 1700 yapalım. Nasıl yapalım? Bir eğitimde 15 kişi alabiliyoruz. Nasıl yapalım? İşte siz ona verin. O aldıktan bir hafta sonra diğerine versin. Suyunun suyu. Uşağı versin. En son dönüyor. Şimdi ne oluyor? Her basamakta biraz daha azalınca işte Arduino vesaire bir şey bitirmiş birisi algoritmik düşünmeyle ilgili bir şey ilerletemiyor. Kendisi başka bir şey çıkartamıyor. Sadece oradaki kodu yazıyorsa ona da bir şey diyemiyoruz. Hani buradaki dengeyi sağlıyor olmak tamamen o programın başındaki kişilerle alakalı. İşte demin konuştuk, Arduino eğitimleri tasarlandıktan sonra İstanbul'da 100 küsür bin eğitim var. Şey hedefi konulabilirdi. Yaz bitene kadar 100 bin öğretmen Arduino eğitimi alacak. Alır, hiçbiri bir şey anlamaz. Evet. Yeterliklerini bilip ona göre devam ediyor olmak lazım. İşte, konu başlığı açmak istiyorum. Olur mu? Aç. Bakayım bendeki konu başlığı Ömer'in okul hayatı. Tamam. Konu başlığı belirledim. Zamanla geçerken onları da eritmek istiyorum. Şimdi kurumlarda dedik bir şekilde algoritmik düşünce becerisi gelmeli, olmalı. Ama isteyen çocuklar da robotik kodlama öğrenebilmeli ve belki yetenekleri vardır. İlerletebilmeli. Yani bu sunulabilmeli. Şimdi bir okul ismi vermeden kurslar okul öncesi bu arada kurum müdürü. Bütün reklam olabilecek isimleri verdin geçen hafta. Bu hafta okulun ismini vermiyorsun. Bravo. Tebrik ediyorum. Adam demin Bauhaus dedi ya. O zaman Gülşen Yemen hocamın Bayram hocam anlaşılmıyor. İzleyicilerimizden biri arkadaşımız. Kitap tanıtımı yapıyorum o zaman. Gülşah Çemen hocamın, Yemen hocamın şu anda izleyicilerimizden arası. Evet. Bir çizgi aldı kitabını. Hemen bak reklam olarak. Sazla Sözle İstanbul programına hoş geldiniz sayın izleyenler. Bugünkü kitap köşemizde. Şimdi okul öncesi müdürü para veriyor dışarıya ve çok maliyetli bir şekilde robotik kodlama eğitimleri verdiriyor. Robotik kodlama okul öncesinde. Hatta okul öncesi öğretmenlerine de direkt Arduino kursları da veriliyor. Biliyoruz hani direkt olarak. Şimdi ben Teknoloji Akademisi koordinatörü olmuştum. ARGE'de, ARGE bölümünden. Derviş hocamların yanından tam o zaman. Yeni olmuştum ve ben onlarda ya buna para vermeyin. Çünkü gerçekten hani marka vermeyeyim de robotik oyuncaklarla vermiyorum kendini sıkıyorum. Robotik oyuncaklarla çocuklara robotik kodlama yaptırdıklarını sanıyor ki zaten o dönemde yanlış bir şey. Sistem diyorlar, robotik. Her şeyi çorba etmişler birbirine. Ya dedim ben geleyim. Ücretsiz olarak öğretmenlerinize eğitim vereyim. Yapabildiklerimden, bildiklerimden. Hani uzmanı değilim bazı konuların ama bunlardan çok iyi bildiğimi biliyorum dedim. Dedim ki hani şundan şu malzemelerden alırsınız. Her hafta öğretmenlerinizle planlarız. Planlarını yaparlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar, şunu yaparlar. Hani paper circuit'ten kazanılmalı. Şey yaptık.
Yok 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 dediler. Neyse ondan sonra topluca okul olarak öğretmenleriyle beraber Teknoloji Akademisi'ne başvurmuşlar. Teknoloji Akademisi'nde de biz artırmış gerçeklik, Unity, Arduino karışık veriyoruz. Anaokulu olduğu cevapmış. Hocam dedim. Şimdi bir de bana ildeyim diye böyle aradılar. Ya çıkar mı çıkmaz mı? Çıkmaz dedim hocam. Niye? Teknoloji Akademisi bende, ben direkt sildim sizi dedim. Sizin ne işiniz var ya dedim benim Teknoloji Akademisi'nde. Unity ile ne? Hani öğretmenlere aktaracaklar. Öğretmenleriyle başvurmuşlar. Sen dedim neye başvurduğunu biliyor musun? Teknoloji Akademisi'ne başvuruyorum. İçerine baktın mı? Senin öğretmenlerin hani topluca geldiler diyelim ki. Bu aldıklarını öğrencilerine nasıl aktaracak? Ben sana Teknoloji Akademisi koordinatörüyüm. Bunu veren benim. Ben sana geliyorum ücretsiz olarak sunuyorum. Yok diyor. Başka bir okula örneği vereyim. Yine başka bir okula. Bu yine eşim verme. Eşimin okullarından birisi. Eşim de okul öncesi. Gittik. Bir şeyler yapmak istediler. Eşimin okullarından birisi mi? Eşinin birden çok okulu mu var? Okul biz kiminle yayına çıkıyoruz abi? Hayır hayır. Öğretmenlik yaptığı okullardan birisi. Su içişinden anlamıştım ben zaten. Böyle çok gerilerek içiyorsun sen. Gömleği de pahalı bir şeye benziyor ya. Yok abi ya. O kulaklık. Sizinle yayın yapmak ne kadar zor, terledim yemin ederim. Tabii canım, biz yaramaz çocuklarız, bilmiyor musun? Her abi örneğini. Şimdi bir şeyler yapalım dediler. Yapalım. Okul müdürü ve müdür yardımcısı hevesli. Öğretmenler boş zamanlarına topladık. Hocam ben burada sadece sistem okuryazarlığı dersi verebilirim. Sistem dersi veremem, bu bir dedim. Sistemi anlatacak kadar zamanımız yok. Yeterlilik ayrı bir olay. Ama sistem okuryazarlığı konusunda bilgi verebilirim. Ve siz madem bir şeyler yapmak istiyorsunuz dışarıya para vererek, hani ben geleyim demişim bir şeyler yapayım. Şunları yapalım, şunları yapalım, şunları yapalım, şunları, şunları, şunları ve ben. Ya hocam biz size parasını versek, biz uğraşmasak, siz gelseniz yapsanız olur mu? Hani şimdi öğretmenler bununla uğraşmak istemediler. Ya ben bak, şunu gördüm. Satış. Bırak bir saniye, bir saniye. Bak parasını versek bu ürünü siz yapsanız bize versiniz duydum. Ne diyorsun sen ya? Bak satış stratejisi de var böyle bir tane. Bayram az önce gözüm yani dikkati nazarımı celbetti. Şimdi adam geliyor. Biz diyor eğitimlere para almıyoruz. Ürünlerimizi alın, eğitim ücretsiz. Tabii ki. Sen hangi firmayla anlaştın da şunları 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 alın ben ücretsiz eğitimi vereyim dedin? Ben ya yok şaka yapıyorum. Ya cebimden verdim şey yaptım. Yani işim şaka yok, işin şakası bir yana. Ya böyle bir stratejiyle ilerleyip insanları şey yapanlar da var. Bu ürüne alıştıranlar da var. Dediğin evet. Gibi bize bunu hazır et. Ya sen yap ya da işte hatır gönülle ya da parayla neyse ya sen halledersin ciler var. O yüzden senin söylediğine katılıyorum yani. Ya kurum kültürü olarak hani bu başlıklarımızdan biri de okul önce sistem benimsenmiş mi benimsenmiş. Arkadaş o zaman sen okul öğretmenlerine sistemle alakalı donanımlı bir şekilde eğitim verdir. Öğretmenleri yapsın. Dışarıya niye bunu parasını verir ki? Okul öncesi öğretmenler yanlış anlamasın ama şey anlamda söylemiyorum. Öğretmenlere yönelik bir şey söylemiyorum. Etkinlik yuvası. Hani şöyle dışarıdan sürekli birisi gelip parayla etkinlik yaptırıyor. Sürekli olarak okul öncesinde birisi düştü galiba. Hamit Hoca'nın telefonu çaldı. Hamit Hoca evet düştü mü yok ya o ekranla şeyi kapatmış ya kimler ne yapıyor orada? İşte telefon çalmıştır. Abone ol butonunun üstüne denk gelmeye çalışıyor. Sadece okul öncesi değil ilkokulda da var bu. Etkinlikçiler var parayla. Yanarlı, dönerli, fışkıran, mışkıran bir şeyler. Lav, işte yanardağlar, şunlar bunlar. Dışarıdan geliniyor. Çocuklar hadi bunun içine bunu dök. Hadi döktük bak yanardağ oldu. Nasıl oldu önemli değil. Veliye gönderilen fotoğraf, etkinlik fotoğrafı bak. Gözlük takıldı, önlük giyildi, şık bir resim var ve sen artık bunu sosyal medyanda paylaşabilirsin. Tabii neler canım, neler buzdolabına yapıştır. Yani buzdolabına yapıştıracak bir fotoğraf vesaire. Kurum kültür olarak okullar, okul yani bu idareye düşüyor aslında. Öğretmenden önce idarenin bunu benimseyip okul kültür olarak ortaokul, lise fark etmeden ben sistem veriyorum. Bunu kurumsal olarak bütün öğretmenlerime bir şekilde sağlamalıyım. Robotik kodlama mesela yine başka bir okul. Hocam, Bayram hocam ya sen işte bize bir fiyat söylesene. Şu malzemeleri alalım biz robotik kodlama yapalım. İşte ilk önce hani hocam bak Scratch'le başla, şunla başla, bununla başla. Sonra Arduino ile girersin falan. Peki biz ne zaman yurt dışına yarışmaya gideriz? Yuh dedim yani hani. Direkt önemli olan yarışma. Abi ne yarışması? Fark etmez. Bir yere yarışmaya gidelim. Yani onu da bilmiyorum. Yarışma yani olsun. Hani
Bu gözler sahadayken neler gördü? Yani ana sınıfında çocuğa bayağı bildiğin, yani çocuk daha okuma yazma bilmiyor. Yani böyle ciddi ciddi programlama falan yaptıran insanlar gördüm ben. Ya biz hani, Ramazan ayında... Ağladım ortama yani, dedim abi siz ne yapıyorsunuz? Yani ne gerek var böyle şeylere? Yani hani benim buradaki temel anlayışım şu. Yani alan öğretmeni, bu erken çocuklukla ilgili olabilir, başka bir branşla ilgili olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bilişim teknolojiyle ilgili belli kavramları iyi öğrenmesi gerekiyor. Ve kendi dersine bu kavramları bir şekilde uygulaması gerekiyor. Ki çocuğun o olaya, o soruna bakışını doğru bir şekilde geliştirebilsin. Bunun için ne robota gerek var, ne Arduino'ya gerek var, ne kodlamaya gerek var, ne bir şeye gerek var. Hiçbir şeye gerek yok. Tamam mı? Biz Ramazan öyle... Eveli, Ömer Hocam, Erken Çocukluk Akademisi'nde ergen webinara katıldım. Sen de beni anlatıyor Ömer. Erken Çocukluk Akademisi'ne katılmıştık. Sağ olsun Nuray Hocam bir webinar için davet etmişti. Orada öğretmenler sordu. Hocam yani biz kodlamayla ilgili ne yapabiliriz? Dedim ki hocam yani kare doldurmaca ya da halı deseni üzerinde yürüme. Yani çok daha basit bir algoritmik adımı öğretirsek. Ampalak kodlamadan bahsediyorsun. Tabii hocam, yani bir... Tospa diye bir kanal var. Yani illa 1000 liraya... İsim söylemeden yani Tospa. Yani. Tospa bilim kar amacı gütmeyen bir şey. Yani söyleyebiliriz rahatlıkla. Herkes çıktı alıyorsun. Tabii ücretsiz çıktı alıyorsun. Tam olarak Onur Hocam da söylemek istedi. Algoritmik düşünme becerisini çocuklarla kare kare işte karelerden ilerleme, ileri git. Ya çocuk bu arada bunun hani bir kodlama şey olduğunu bilmiyor bile yani. Bir şey yapıyor ama davranış olarak bunu geliştiriyorsunuz. Bu daha kalıcı ve düzgün bir şey. Yani ben onu anlatmak istiyorum zaten. Kendi seti alıp hani $1000 bilmem ne seti alıp onları hani çocukları bilmem nereye bilmem ne yapması kapalı sistemlerle sadece ve sadece o oyuncağı oynaması falan değil yani kodlama. Dediğiniz gibi bir kağıt bir kalemle de yapılabilir bu. O sırada sınıfınızda olan bir şeyle de yapılabilir. Ya da ne bileyim hiçbir şeyle de yapılabilir. Yani hani yeter ki sen bu davranışı o çocukta yerleştirmeye çalış. Hani ben onu anlatmaya çalışıyorum zaten en başından beri. Ya çocuk bunun loop bir... kavramı olması bilmesine gerek yok yani hani. Değişken kavramının bilmem ne olmasını bilmesine gerek yok. Ben şeyi çok seviyorum abi. Kumandalı araba kullanmaya başlıyor çocuklar. O yetiyi aldığı anda ben böyle yeğenlerde, kuzenlerde gördüğüm zaman ellerinde oynarlarken ya diyorum abim bunu ileri ittiğin zaman ne oluyor? İleri gidiyor. Geri çektiğin zaman ne oluyor? Geri gidiyor. Peki daha çok ileri gitmesini istersen ne yapacaksın? Daha mı ileri gideceksin? Hayır diyor. Birazcık tutulu ya basılı tutacaksın. Bu kazanım aslında çok büyük bir kazanım. Hani sağa çevirdi yani kolu bu tarafa çevirdiği zaman aracın bu tarafa gitmesi. Ben bunu 40 yaşından sonra PUBG oynarken keşfettim. Bir şey sorabilir miyim Hamit abi? Keşfettiğine emin misin? Eminim oğlum. O zaman PUBG'de... niye bizi sürekli öldürtüyorsun? PUBG'de sürekli arabayla geziyorum ben. Daha ileri bastığında daha hızlı gidiyor. Ya dur burada da bak. Benim Hamit Hoca da benzedi. Hamit Hoca da orada kendi algoritmasını kurdu, tamam mı? Şimdi oyun birilerinin azalması üstüne kuruluyor. Kimsenin gitmediği yerlere doğru kaçıyor. En sonlara kalıyor, sürekli bir dereceye giriyor. Yok, algoritmayı ona göre kurdu abi. Hamit garanti kar. Bayram Hocam ya bu şey Hamit Hocam notları neredeyiz notlarda? Abi en son benim PUBG oynadığımdan bahsedecektik. Ondan da bahsettik. Tamam. Hocam, o da bitti. Ömer Hocam. Duyuyor musun? Duyuyorum. Bir soru sormak istiyorum. Sen single boardları çok seviyorsun. Evde pool koleksiyonu gibi. Bayram şeyi kapatalım mı? Single board'a girmeden. Ben ne Flutter'ın ne de Kotlin'in map'teki eğitimini almadım. Hani çerçeve planını görmedim. Şeyi kim veriyor onu nasıl Skoyla yapılan anlaşmada 5000 kişi 10000 kişiye falan verildi ya. Tamam abi, şey, Murat Hoca şeyi sormuş ya işte biri İngilizce becerisi üzerinden geçmiş hani İngilizce bilsen. İdem Hoca o da ya hani şey ha? Diyor 10 soruluk bir şey. Murat Hocam da, işte, Murat Hocam da şey hani ben benzer şeye Testking'den baktım falan ben almadığım için yorum yapamam o eğitimle alakalı. Hani benim aldığım, girdiğim eğitimlerinden biri olsa bir şey derdik ya Murat de. Murat Hocam sen de Google'layamamışsın. Bir Google'lasan. Sorduk, cevap da gelmedi gibi olmasın. Ben şey yapmış olayım. Sen Bayram kaldığın yerden buyursunlar. Tamam. Ben hem Ömer Hocam hem de Onur Hocam'a sırayla bir soru soracağım. Onur Hocam. Şimdi tabii dedik temel algoritmik düşünceden başlamalı bu ilkokul vesaire. Ortaokulda veya da lisede single boardlar, robotik kodlama öğrenmek isteyen çocuklar için gerekli midir? Tabii ki gerekli. Gereklidir. Mikrobit mesela İngiltere'de ücretsiz olarak verildiğini
hatırlıyorum. Şimdi Microbit çok, şimdi şöyle bir şey. Microbit biraz diğerlerine nazaran biraz daha değişik. Bunu krokodil kabloyla falan yapıyorsun. Yok, hayır. O mantığı değil. Yani onu değil. Onun üretim onu mantığı biraz daha farklı. Nasıl hocam? Şey değil. Open hardware gibi düşünmeyin tabii. Onu. Orada bir yönlendirme var. Tabii BBC'nin product'ı. Şimdi... Ömer hocam şunu demek istiyorum sadece. Hiç Microbit'e girmeden. Şimdi geliştirme kartı önemli ya. Hani geliştirme kartı olmalı. Arduino veyahut da Arduino, Orduño. Hani açık kaynaklı yapılabilir. Doğru. Yapılabilir. Peki bizde ya bunun ücretsiz olan İngiltere'nin felsefesinde şu muydu? Herkes robotik kodlama öğrenecek ve bununla alakalı ben ona bir ürün göndereyim. Hani bize zamanında leblebi tozu, süt vesaire gönderdikleri gibi okulda. Onlara da hani bize böyle bir şey yapılmalı. Çok güzel abi. Marshall yardımından şimdi, da bahsedeceğiz. Şimdi şöyle o zaman temel bir felsefeden yine bahsetmek gerekiyor. Yani şimdi şey, Raspberry Pi'yi... Hemen sana bırakıyorum bir cümleyle. Yani bizim mesela bir ders kitabının maliyeti 10 lira 7 lira diyelim ki. Toplu olarak verilse, gerekiyorsa diyorum bu. Hani gerekiyorsa 6. sınıfta böyle bir şey verilmeli mi? O anlamda verilmeli. Sorayım. Ömer hocam. Verilmeli. Bir dakika sorayım. Buraya bir güncel bir örnekle, daha doğrusu birebir yaşadığımız bir örnekle giriş yapalım. Şimdi hocam teknolojiye dokunma kısmı çok çok önemli. Bununla ilgilenip bunu devam ettirebilme kısmı çok çok daha önemli. Şimdi biz Fatih projesinde öğrencilere tablet dağıttık. Evet. İşte Tab 4 40 pinli, Tab 5 tablet, Tab 4 yandan pinli, bir de Tab 5 tablet dağıttık. Ve güzel sayılarda tabletler dağıttık. Bu Türk milletinin teknolojiye dokunması açısından çok önemliydi. Yani hayatında tablet görmemiş bir öğrenci bile ya da telefon, işte akıllı telefon görmemiş öğrenci bile tablet sahibi oldu. Bu açıdan önemliydi. Ama şimdi sonrasında bununla neler yapıldı? Bu tableti kullanıp çok basit manada söylüyorum, tabletin ROM'unu kırıp kendi yeni bir ROM yükleyip geliştirici olma yolunda ilerleyip bazı alanlara girip, yani doğru veya yanlış bu ayrıca tartışırız. Ya da bunu bilmem ne .com'dan kendi sahibi olduğu ürünleri satabildiği adres yok bu arada. Yani, bilmem ne .com diye bir adres yok, yanlış var. Yani kendi var ürünlerini ne bileyim ne .com o zaman. Kendi ürünlerini satabildiği bir siteden bunu satmaya kalkanlar da oldu. Herkes kendi algısına göre bir şekilde kullandı o tableti. İşte bir öğrenci dediğim gibi bununla ilgili program geliştirdi. İşte kendi yaptı, geliştiricisi olduğu sistemin. Başka bir öğrenci işte CTF yarışmalarını onda çok iyi yaptı. Başka bir öğrenci oyun oynadı. Başka bir öğrenci bütün kitaplarını indirdi, çanta taşımadı gibi. Şimdi İngiltere'nin de yaptığı aslında birazcık o mantıktaydı ama burada bir Adam yönlendirmede Smith. Bırakınız burada yapsınlar, bir, bırakınız etsinler. Orada bir yönlendirmede söz konusu tabii ki. Hani güneşin doğudan. Her zaman ne doğudan doğduğu ülke olarak. Güneş her zaman doğudan yükselir. Ha işte o öyle, yani güneşin batmadığı güneşin ülke olarak. Güneşin batmadığı ülke. Sonunda yakalayabildim dedim abi, ben sonradan öğrendim çünkü. Güneşi yakalama, sıcaktır zaten, dokunma. Yaklaşmayın. Hani, kanatlarınız yanabilir. Yuvarlak olduğunu söylediğimiz bir şeyde nasıl yön var onu hala anlamıyorum. Ömer hocam bu arada şey geldi, eleştiri geldi. Dedi ki o bardak ürün yerleştirme mi dedi. Yok. Bizim çalışmalarımızda ürün belirtme, ürün yerleştirme ve buna benzer şeyler Bayram hocam. Yok. Ha, onu Bayram yapıyor. Evet. Tabii. Yani daha önceki şimdi, çalışmalarımızda... Hocam ben Microbit'ten İngiltere'nin bu olaya bir bakış açısını belirlemek gerekiyor. Bunun ismi Microbit olsun ilk önce. Microbit bayağı BBC'nin bildiğimiz haber kanalı var ya, devletin haber kanalı. BBC'nin ürettiği bir şey. Bu niçin yapıldı? Ya ve gerekli miydi? Hani bunu düşünmek gerekiyor. Bak Pierre Cardin var şu an. Gömlek. Sürekli reklam basıyor. Sürekli reklam basıyor. Bayram, ilk yayında Zoom'un reklamını aldım. Çiçek geldi. Serap Hoca ile konuştum. Baklava geldi. Umuyorum ki bu reklamlardan bir karşılık alıyorsundur. Ben anlamadım. Ne oldu abi? Abi gömleğinin markasını gösterdin bize. Amblem geldi. Hayırdır? Yok ya bunu eğdim de biraz. Ondan oldu galiba. Evet. Olmuştur. Allah'tan öyle. Ki şuraya kadar hepimizde şort var, biliyoruz yani. Evet, yani neticede hepimiz malumunuz. Evet. Karantina günleri falan değil. Neyse, şimdi BBC Microbit'in temel üretim amacı
Yani çocuk, senin dediğine de katılıyorum burada Onur. Yani hani bir şekilde bir, hani bu hareketi başlatmak için ortalığa bir şeyler saçmalı ve belli bir hani şey yaratmalı. Yani tartışma alanı yaratmak gerekiyor. Yani bir oluşum gelişim için Ömer takılmaya başladı. Ömer iki dakika bekle. Bu tablet, yapılmalı. Takıldın mı? Evet, sesin bir gitti geldi. Bir roboşuk hale döndü. Şu an YouTube tamam. YouTube tarafında duymuyorum seni. Yayında varsın da. Tamam, oldu. Şöyle Microbit'in ilk dağıtıldığı yıllarda yurt dışına satılması, İngiltere yani UK'in dışında bir yere satılması ve ihraç edilmesi yasaktı arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani bu çok enteresan bir bakış açısı değil mi? Yani hani bu open hardware değil. Adam diyor ki yani İngiltere'de öğrencilerimin önüne bir şey koyacağım ve bunların temel üretilme amacı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani develop, yani bir şey geliştirmek. Yani çocuk bir şey geliştirsin. Yani bunu geliştirmek için onun temel olarak şeyi öğreneceğini biliyor. Temel elektrik, elektronik bilgisini, işte fizik, kimya vesaire gibi şeyleri öğreneceğini biliyor. Dolayısıyla bizim de aslında böyle bir şey yapmamız gerekiyordu. Ben öyle düşünüyorum. Bakın şimdi burada amaç Arduino sahibi olmak ya da Microbit sahibi olmak ya da bilmem ne sahibi olmak değil. Dediğimiz gibi araç olarak kullanılmasını sağlamak. Mesela Raspberry Pi'ın dediğim gibi büyük bir ekosistemi var. Bu bir vakıf. Büyük bir ekosistemi var. Hakikaten milyar dolarlık bir marka değeri olan bir şeyden bahsediyor olabiliriz şu an. Evet. Peki ortaya çıkma amacı ne? Felsefesi ne? O da şu. Raspberry Pi'yi pi üreten... Pi sayısını anlatmak. Pi demiyorum ama Pi diyorum bak. Ya. Pasta manasında. Pasta manasında yani. İki tane öğretim üyesi, üniversite öğretim üyesi, kendisine gelen öğrencilerin, yani üniversiteyi kazanıp kendisine gelen öğrencilerin algoritmik düşünme becerileri konusunda, hususunda, elektronik bilgisi hususunda, elektrik hususunda çok bilgisiz ve şey tecrübesiz olduğunu görüyor. Ve diyor ki ben bunu nasıl geliştirebilirim? Ve diyorlar ki ya ben o zaman bir hani geliştirici kartı eğer geliştirirsem, yani ortaya çıkartırsam ve bunun yaygınlaşmasını sağlarsam, çocuklar yani 18-19 yaşında üniversiteye geldiğinde benim anlatacağım kavramlara aşina olur diyor. Ve Raspberry Pi böyle ortaya çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani ortaya çıkış amacı bu. Ve ondan sonra zaten çok ciddi bir vakıfla bu tüm dünyaya yayılıyor. Ve temel amacı da şu arkadaşlar. Bu bir single board, yani bir computer, yani bir bilgisayar. Mikro denetleyici değil. Microbit ve şey gibi, Arduino gibi. Bu sadece bir mikro denetleyici değil. Raspberry Pi bir bilgisayardır. Yani bilgisayar. Bildiğiniz şu an önünüzde olan bilgisayar. Tabii. Ekran kartı olan, yani GPU'su olan, CPU'su olan, RAM'i olan, bilmem nesi olan bir bilgisayardır. Dolayısıyla farklı bir şekilde, farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Ve bu ekosistem o kadar gelişmeye başladı ki arkadaşlar şu an. Single board computer dünyası masaüstü desktoplar ve laptoplar, yani dizüstü dünyasıyla yarışacak vaziyete geldi. Şaka gibi değil. Konuştuğumuz bu nesnelerin interneti kısmında da yani tabii canım IoT yemeyiz. Aynen öyle. Mesela Raspberry Pi artık endüstriyel çözümler için falan kullanılıyor, biliyor musun? Tabii ki. Bilgisayarda yani, böyle ben bilmiyorum. Ya, geçen hocam da bahsetmişti. Samandıra Meslek Lisesi'nden hocamız da bahsetti. Bilgisayar... Tabii Ferro hocam. Tabii Ferro hocam. Yani ben bu arada şey tavsiye ediyoruz değil mi? Yani gençler için bir single board geliştirme kartı ellerinde bulunsun ve bunlar da illaki geliştirsin. Okullarda kesinlikle olması gerekiyor. Bakın bu olmazsa zaten olmaz. Ben onu bir şey demeyeyim. Bakın bu şu mantıkla düşünülmesin. Ya temel amaç aslında ürün olmamalı falan filan diyoruz ya. Bakın ben eğitimci bakış açısıyla bunu söylüyorum size. Mahmut ama hocam. Öğrencilerin muhakkak ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Önünde bir somut bir şey olması lazım. Yani çocuğun Ohm kanununu uygulayabileceği bir şey olması lazım önünde. Onu anlatmak istiyorum ben. Ya bu olmak zorunda zaten. Bu olmazsa zaten olmaz. Ya bir şeyi prototiplemek için muhakkak, yani otomasyonu sağlayabilmek için muhakkak önünde bir ya single board computer ya mikro denetleyici ya bilmem ne bir şey olması lazım. Bu zaten olmalı. Ben ona hiçbir şey demiyorum. Ama temel amaç bizim eğitimciler için temel amaç onları öğretmek değil. Bakın onları öğretmek değil. Bizim temel amacımız algoritmik düşünce becerileri vesaire gibi kavramların öğretilmesi olmak zorunda. Ben şimdi, işin o tarafındayım. Ömerciğim bir spesifik soru gelmiş.
Erken çocukluk eğitiminde robotik kodlama ve sistem eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Olmalı mı? Olmalı ise nasıl yapılandırılmalı demiştim Nuray Hocam. Bizim oturumun konu başlığı değil mi? Konu başlığı zaten bu. Onu bayağı konuştuk. Ama bir daha bir şöyle herhalde anlaşılmamış. Allah aşkına robotik kodlama ve sistem eğitimi için tamam mı? Bilgisayara ihtiyacınız yok. Herhangi bir mikro denetleyici ihtiyacınız yok. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sınıfınızdaki herhangi bir ürünle, bakın herhangi bir şeyle dahi eğer algoritmik düşünme beceri ve kavramlarına hakimseniz zaten bunu yaptırabilirsiniz. Bakın suyun akışıyla dahi, bildiğiniz suyun akışıyla dahi elektrik akımını öğretebilirsiniz. Ya bunun için pine bilmem ne zarta zurta gerek yok ki. Ömer Hocam zaten hali hazırda okul öncesinde aslında algoritmanın en çok kullanıldığı alan. Çünkü aslında öğretmenlerimiz farkında olmadan, tabii canım farkında olmadan algoritmik düşünme becerisini yerleştirmeye çalışıyor. Şimdi çocuklar rastgele hareket ederken onları belirli bir doğru içerisinde doğru hareketlere yönlendirmeye çalışıyor. Ya da doğru davranışlara yönlendirmeye çalışıyor. Bu da başlı başına zaten bir algoritmik düşünme becerisi yerleştirmek. Sadece bunu daha kanalize hale getirmemiz lazım. Hamit Hocam böyle bir... Ama şimdi şöyle bir şey bakın algoritmik düşünme becerisi... Devam edeyim. Cycle var ya o cycle'ı doğru bir şekilde oturtturmak. Tamam yani. İşte tam oraya geliyorum. Aslında bu durum böyle. Yani yok oraya gelmedim. Tam geliyordum sen araya girdin. Yok bence oraya gitmiyordum. Bayram tamam. Tel çok su içiyorsun ondan terliyorsun birader. Neyse. Ya bak şu anda içimden geçenleri söylemeyeyim diye senin suya laf ettim. Öyle düşün. Canlı yayındayız ya. Neyse. Bilahire yayından sonra Ömer'cim arayacağım ben seni. Baş harfleri tutuyorsa sıkıntı yok. Neyse. Aslında yapılan işlem tam olarak bu iş. Ayakkabı bağlamayı öğretmek de aslında tamamıyla algoritmik adımlarla anlatabileceğim bir şey. Ve aslında bu içerisinde algoritmayı barındırıyor. Ama Ömer hocamın daire demek yerine circle dediği şey, yani o algoritmik düşünme becerileri dairesinin içinde anlatılırsa çok daha anlamlı hale gelecek diye düşünüyorum. Döngü mü? Hamit abi niye dondun kaldın? Hamit abi ve onları... Evet. Oğlum o değil de bu karede ben çok iyi çıkmıyor muyum ya? Güzeldi. Evet çok ya güzel. Ben de açıyı çok beğendim ya. Hani çok güzel. Böyle... Seni seviyorum. Benim bağlamdan çok uzak kalıyor oğlum. Kendi rekorumuzu kırıyoruz arkadaşlar. Şu anda saat 50 geçiyor. Yani. Şu an bir saat 50 dakika. 1 saat 50 dakika oldu. Kemik hala bir şey konuşmadı. 42 kişiye ulaştık. Evet. 38'den 42'ye çıktık. Bir soruyla yönlendirebilir miyim? Şimdi hadi inşallah. Okul yazarlığı. Şimdi öğretmenler ya da okul müdürleri diyelim fark etmiyor. Sonuçta velinin böyle bir talebi oluyor. Ne yapacağını bilmiyor ve bir kuruma başvurup ücretli veyahut da ücretsiz ya da bir ürüne başvurup diyelim. Öğretmenine bir ürün alıp diyelim ki hani bir ürün bu diyor ki robotik kodlama yap. Ya da bu diyor ki sistem yapıyorum. Bir yerde oynayan bir böcek var. Ve diyor ki ben bununla sistem yapmış oldum. Tabii sistemin bir parçasıdır, ayağıdır vesairedir ama okul müdürlerinin ve öğretmenlerin ya da belli alandaki öğretmenlerin mesela ilkokul öğretmenlerinin ilk önce ve okul öncesi öğretmenlerinin zaten bilişim aynı şekilde okul müdürlerinin teknolojik okuryazarlığı bu alanda olmak zorunda mı? Yani dışarıdan almak yerine yani insanları kandırıyorlar sonuçta. Bunu veriyor. Kesinlikle kandırıyorlar. Kesinlikle kandırıyorlar. Paralarınıza yazık. Çok para harcıyorlar. Yani ona çok üzülüyoruz biz yani. Hani aşırı şekilde bunun için ne tavsiye edersiniz? Okul müdürü ya da ilkokul ve özellikle ilkokul ve ana sınıfı diyoruz. Çünkü bağımsız anaokullarında acayip paralar verilebiliyor bu. Yine ilk hafta bahsettiğimiz sosyal mühendislik çalışması aslında burada da karşımıza çıkıyor. Yani idareci ve öğretmenlerin bence temel okuryazarlık düzeyinde, bakın temel okuryazarlık düzeyinde bu bilgilere aşina olması gerekiyor. Karşısındakinin ne söylediğini anlamak ve doğru bir şey mi yapıyor, yanlış bir şey mi yapıyor, yoksa bütün tuşlara basıp level mi atlamak istiyor? Yani hani karşısındaki ne yapmak istiyor? Şeye biraz eleştirel yaklaşmak lazım. Onu da bir es geçmeyelim aslında. Şimdi teknoloji çağındayız diyoruz. Hayat teknolojiyle ilerliyor diyoruz. Teknolojiden geri kalmamalıyız diyoruz. Ama mesela yapılan hiçbir sınavda teknolojiyle ilgili soru sorulmaz. Ya da teknoloji çalışmaları çok yani son dönemdeki sınavlarda matematiğin içerisinde gelmeye başladı biliyorsun. Evet. Algoritma tarafında sorular gelmeye başladı. Ya da ne bileyim işte Ömer hocamın söylediği gibi yani idarecilerin, okul yöneticilerin ve öğretmenlerin bunu bilmesi gerekiyor artık.
Yani dur şu anda ya, bir pandemi dönemi yaşadık. Pandemi döneminde mesela bütün benim en çok sıkıntı yaşadığım şey öğretmenlere bir şeyler anlatmaya çalışmaktı. Sağ olsun bir arkadaş telefon numaramı paylaştı bir grupta. Öğretmenler aramaya başladı ve o kadar heyecanlı arıyorlar ki. Yok sen değil abi. O kadar heyecanlı arıyorlar ki. Ya şimdi farklı bir rolle şey yapmam lazım. Hani öğretmen rolünde mi yoksa idari müdür yardımcısı mı müdür rolünde mi? Yazıyorum ya da telefonu diyorum. Hocam branşınız göreviniz neydi diyorum. Coğrafya diyor hocam. O kadar bir heyecan var yani. Şimdi teknolojiyle uğraşırken, teknolojiyle daha önce hiç uğraşmamış insanlar bayağı bir telaşa düştüler. Şimdi bir altyapısı olması gerekliliğini bu süreçte çok çok iyi anladık. Ama biz ne KPSS'de ya da işte öğretmen olmak için girdiğimiz ya da ne idareci sınavlarında bunlarla ilgili sorularla karşılaşmıyoruz. Bu aslında beceri olarak olması gereken, kesinlikle olması gereken bir şey. Çünkü kimi okul müdürlerimiz, Hamit hocam daha net söyler onu, kimi okul idarecilerimiz, müdürlerimiz demeyeyim, yapamadığı MEPİS'te yapamadığı işleri veya kolaya kaçtığı noktalarda bir başkasına şifresini verip yaptırma yolunda çok çok ilerliyor. Maalesef bu doğru değil. Temel okul yazarlık konusundaki düşüncene kesinlikle katılıyorum ben hocam. Yani bu temel okul, ben teknoloji kullanımından dahi bahsetmiyorum biliyor musun? Tabii ya karşıdaki ki adam geldiğinde ben bu seti satıyorum falan dediği zaman ya kardeş bir bakalım otur aç şunu bir görelim bakalım. Bu ne işe yarıyor, bu ne işe yarıyor, bu çocuk bu çocuğa ne kazandıracak? Ya bu koca koca firmalar var ya bunun işin hani ticari kısmında pazarlama, marketingle bu işi götürmeye çalışan. Hiçbir eğitim amacı yok vesaire yok. Yani ya koca koca şirketlerden bahsediyorum. Milyar dolarlık şirketlerden bahsediyorum arkadaşlar. Yani bu o kadar hani kötü yönlendiriliyor ki, o kadar kötü işler yapılıyor ki. Yani adamın sadece ve sadece eğitim için sürdüğü ve ortaya çıkardığı setleri var. Onu almak yerine başka ürünler alıyorlar falan yani. Onları satıyorlar falan böyle. Yani hani ben inanamıyorum, gözlerime inanamıyorum, kulaklarıma inanamıyorum yani yapılan işleri gördükçe. Yani Nuray Hocam da aynı şeyi söylemiş. Bakın anaokulu ve anaokulu sınıflarına çocukların yaş gruplarına hiç uygun olmayan setler satıldı falan demiş. Yani evet satıldı. Çünkü veliden ve bürokrasiden böyle bir beklenti var. Okul müdürü ya da öğretmen diyor ki kendini bir şekilde ben bu işi yapmalıyım. Evet sistem yapmalıyım. Kobne çağırıyor çünkü anlamıyor. Teknolojik okul yazarlığı yok ve hemen ilk önüne gelene ya da ikincisine bu setlerden tamam diyor. Çünkü hiçbir şey bilmiyor. Hani gerçekten bilmiyor. Çok üzücü. Abi. Yani çok şimdi bakın hayır. Öğretmen olarak bizim inisiyatif almamız lazım. Yani bürokrasiden böyle bir baskı geliyor ya da bilmem kimden böyle bir baskı geliyor falan diye. Ben hiçbir şey yapmam, kusura bakmasın kimse. Ben öğretmenim ve inisiyatif almalıyım. Benim gözettiğim başka değerler var. Ben bir ticari kuruluş değilim. Ben herhangi bir çıkarı olan bir insan değilim. Benim aldığım bir maaş var ve bu aldığım maaşın karşılığı nedir arkadaşlar? Ya yani çocuklarıma belli işte evet yani belli bir program dahilinde bu kazanımların elde etmesini sağlamak değil mi? Yani eğer ben öğretmensem bu inisiyatifi almak özgürlüğüne sahibim. Şöyle kapatayım da şöyle yapayım. Evet dekolteleri pardon. Şimdi, mesela ben diyor Bayram hocam Türkiye birincisi oldum ya da oğlum ya da bizim okulumuz vesaire bilmem ne diye. Şimdi şey yani üstü kapalı herkes anlar da 3500 liralık ya da şu anda 5000 liralık setler var ve bu bir yarışmaya, Amerika'daki bir yarışmaya gidiyorsun, yapıyorsun ve bu eğitimler veriliyor. Popüler çünkü ben Amerika'da bunun birincisi oldum. İlla ki orada çünkü sana bir birincilik veriyor. Bir şeyin birinciliğini evet veriyor. Ve ama sen bu seti okulda gösteriyorsun, matını kuruyorsun eyvallah. Öğrenci de öğreniyor. Ya, ulusal yayına çıkıyor abi, ulusal yayına çıkıyor. 3 tane öğrenci de görüyorsun. Çocuklar Amerika'da birinci oldu. Ama ikinci yarışmaya gidecek sponsor bulamıyorlar. Evet. Kanala çıktı yani. Ya Allah aşkına yapmayın arkadaşlar. Yani bu bir PR mevzu. Ondan bahsediyoruz işte. Tam olarak ondan bahsediyoruz. İşte bunu ama şimdi bu konu söylemek gerekiyor yani. Tabii ki. Binlerce lira harcanıyor. Amerikalara gidiyor. Ve tek elde ettiğiniz şey ne biliyor musunuz? Ya eften püften bir alanda biz birinci olduk demek ya. Evet. Bunun için 100 lira harcıyorsunuz yani. İlçe müdürüyle fotoğraf çekiliyor. Okul müdürü kaybıkanla fotoğraf çekiliyor. Ama bu yarışmaya 10 bin lira falan harcıyor okul diyelim. Ya yeterli paranız varsa söyleyeyim ben bir tane PR şirketi ayarlarım. Sizin için bir tane ödül ayarlanır merak etmeyin yani. orada şey var zaten bu Oscar arada. Oscar bile ayarlanır yapmayın. Bir şey söyleyebilir miyim? Bayram hocam bir dakika.
Tamam. Abi şimdi konuyu çok kaçırmadan şey var. Mustafa Erilli hocam satranç en güzel algoritmik düşünme becerisi aşılama yöntemi dedi. Hem de evet. Örtük öğrenmeyle kesinlikle katılıyorum. Didem hocam aslında şu anda test odaklı gençlerimiz olduğu için algoritmik düşünme becerileri önemli bence demiş. Bununla ilgili de kesinlikle katılıyorum. Suat hocam üretime yönelik faaliyetler özellikle mesleki eğitimde mutlaka şart. Okul müdürlerinin görevi gündemdeki kesinlikle katıldıklarını söylüyor. Başarıyı elde etmektir. Şimdi arkadaşlar zaten yok ben çok sinirlendim onun abi, için. Devam evet, et. Evet. Ben çok özür diliyorum. Mehribe Hoca, Hamit Hoca da selfie ışığı kullanıyor demiş. Ömer de hayır adamın yüzünde nur var demiş. Kesinlikle katılıyorum Ömer'in söylediğine. Ben de katılıyorum. Biraz öncekini şöyle toparlayayım. Yanlış anlamadan. Hadi, kapatayım Ömer Hocam da anlayacaktır o işi. Ya şöyle, 3 kişi, 4 tane öğrenciye yatırım yapılıyor. 3.000 lira, 5.000 lira yatırım yapıyor. Gidiyor ve o 3 kişi de evde o set olmadığı için zaten bunu çalıştıramıyor. Yani bununla zaten evde bir deneyim yapılamıyor. Sadece biz bu yanlışlara birazcık hani bu yanlışları önüne sunmak için bunu bahsettik. Hani Amerika'ya gider, bir yarışmaya katılır, bir şey olur vesaire ama belki Arduino diyoruz belki ama 10 liralık bir kartla da eve götürebileceği bir şey de hani evde devam ettiği bir şey de olabilmeli. Kim attı Ömer'i? Burada gol attı. Bak şöyle bir şey konuşalım. Ben bu yayını terk ederim arkadaşım. Ömer geri aç o kamerayı. O çakmak onu... sesi geldiği anda bak burayı yıkarım. Aç o kamerayı arkadaşım. Zaten burada şey kısmı var. 16:58. Mesela senin söylediğin Amerika'ya gidilen vesaire çalışmayla alakalı hatta ben o çalışmanın içindeki birileriyle de şeyi konuşmuştum. Başlangıç ve ilerlerkenki gelişimle alakalı sıkıntılar var. Mesela uzayla alakalı teması var adamların. Uzayla alakalı temanın içerisinde uzaya çıkma kavramından bahsediyorlar. İşte uzayla ilgili bir sürü şey biliyor olman gerekiyor. Veya bir önceki sene işte geri dönüşümle ilgili bir şeyler çalışıyorlar. Geri dönüşüm temasıyla ilgili çalışan herkesin aslında temel seviyede bir şeyle bir bilişsel düzeyde yükselmesini de hedefliyorlar. Fakat biz sahada bunu yapmıyoruz. Mesela işte dediğim gibi uzayla ilgili orbit çalışıyor adam. Fakat bununla ilgili hiçbir çalışma yapmıyor. Seti alıyor. Setin nasıl ilerleyip nasıl yapacağıyla ilgili bir şey yapıyor. Bunu üreten firmanın hedefi de değil. Yani o yurt dışına gidenin şey de değil. Bunun küçük versiyonunda Türkiye'de jüri olarak da çalıştım ben mesela. Ödül vesaire şey diyorsunuz ya. Orada ödül almayan olmuyor. Bu kısım evet. Pazarlama mantığı mesela. Gelen herkese bir şey ödülü veriliyor. Biz bir seni çaylak. Bu da bir motivasyon. Bayram hocam. Burada konuyu... Ömer'in şey dediğine katılıyorum ben abi. Çok pardon. Öğretmen olarak bizim bir misyonumuz var. Hani evet. Eğitimciyiz biz. Şeyde ayrılıyoruz Ömer'le. Eğer göğsünüzde S harfi bulunan bir tight gibi bir şey giymiyorsanız bir telefon kulübesinin üstünüzü falan değiştirmiyorsanız yani var. Şey tabii demeyeyim dedim. Eğer donunuzu tight'ınızın üstüne giymiyorsanız hani hem idareyi yönet hem ondan sonra git işte veliyle bir şeyler yap. Hani ondan sonra şeye gel falan gibi bir şey yapamıyorsun. Abi sen her hafta bayramı böyle bir kafasını eğdirmek zorunda. Kafasını zorunda eğdiriyor değil mi? Her hafta bir şöyle yapıyor çocuk ya. Hani gitti falan. Yayının ortalarında bir yerde söylediğimiz bir şey. Diğer taraftaki tepkileri asgari seviyede karşılayıp onunla ilgili de şey olmuyor çünkü. Hayır bu değil böyle gibi bir şey yaptınız da kendi sınıfınızdaki huzuru da yürütemiyorsunuz ama sınıfta bir yerde ilerletmek lazım. Öyle orada bir yerde çıkıyor. Ömer nefes sesin geliyor abi. Nefes sesin geliyor. Burada evet Bayram bizi bu platformda bir araya getirdiğiniz için sana ve sevgili ya Ömer buradan ya buradan da hani Hamit hocam ben şey konuyu, demek konuyu Ömer bir dakika konuyu tamamlayamıyoruz. Yok. Tabii ya, sohbet ediyoruz çünkü konu tamamlama gibi misyonumuz var abi. Kesinlikle. Yani konuyu tamamlayamayacağız büyük ihtimalle haftaya bunu devam mı ettirsek acaba ya? Ya şu anda burada... tam 2 saat oldu arkadaşlar. Ben hani burada abi şey yapalım. Haftaya bu konuyu devam ettireceğiz. Hayır. Bak burada şöyle yapalım. Haftaya bu konuyu devam ettireceğiz diyelim. Haftaya başka bir şey konuşalım. sağ gösterip sol vuralım. Hatta şöyle bir şey yapalım bak. Konuk alalım bu konuyu konuşacağız diye konuklar olsun hatta, tamam mı? Nasıl yazım geldi. Bak ürün yerleştirme yapmıyorum. Hepsini kapattım. Hadi bakalım. Ne aldın? Nas. Ne aldın? Nas almış. Marka bin Nas. Binnaz. İki slot yani anne küçük bir şey. Bende de var. Güle güle kullan. Bende iki tane var bu arada. Vardır sende. Sende olmayan yoktur sende.
Yok canım, şimdi, olmayan çok şey var. Konuyu bence devam ettirelim mi, ettirmeyelim mi, ama tabii sohbet tadında güzel bir şey oldu. Konuştuk. Ya anda. Bence sahadan öğretmenleri konuk olarak alalım ve dertlerini dinleyelim. Kesinlikle. 5 dakika. Abi çünkü bence sahadan öğretmenleri konuk olarak alalım, başka şey konuşalım. Tabii canım, ben mesela Türkiye Ligi'nin gelişimini falan soracağım. Hatta sahadan konuklar, yani öğretmenimiz diyelim, yani çalışanları konuk olarak alalım. Mikrofonunu açmayalım. Sadece dursun orada. Teknik problem var falan diye idare ederiz. Bayram, buyur abi. Ben teşekkür ediyorum yine herkese. Çok çok sağ olun. 2 saat bizim şeyimiz olsun abi. Sabitimiz olsun bari. Hani evet. Geçmeyelim aslında. Şu anda 38 kullanıcıya bak. Kemik kullanıcıya düştük. Evet. Bence buyur abi. Her cumartesi 15'te yine dediğimiz gibi YouTube'da buluştuk. Tekrardan televizyondan izlemenizi tavsiye ediyoruz. Neden? Hani varsa öyle bir imkanı Smart TV'den, Akıllı TV'den. Hani bizimle ayrıyetten laptopta ya da telefonda durmasın da evin içinde televizyon kanalı gibi durmak bizi daha rahat hissettiriyor. Zaten bu yayını da bu şekilde bunun için tasarladık. Ben konuları toparlayayım. Bu bizim gerçekten hani bir çok üzüldüğümüz konuydu. Okullarda robotik, sistem, kodlama, biz bilişimciyiz. Ben daha doğrusu bilişimci derken Ömer'le ben bilişim meraklısı değilim ama Hamit'le Onur da mesleki olarak bilişim ve biz de en azından kariyer olarak bilişimle ilgilenen insanlar olarak, yani karşınızda bir bilişim ekibi olarak en azından biz işler açısı bu duruma çok üzülüyoruz. Bunu konu almak istedik. Sohbet şeklinde konuştuk. Ben küçük konuşulan şeylerden hocalarımın özetlerini aldım. Her insan, çocuk değil, öğrenci değil, her insan algoritmik düşünce becerisine sahip olmalı ve bu her türlü geliştirilmeli. Öğrencilerin içinde bunlara imkan sağlanmalı. Bunun için bir kart, board, oyuncak ya da bilgisayara gerek yok. En azından ilkokul ve okul öncesi için Tosba gibi ücretsiz kağıt çıktılarla ya da kendi aklınızla bile, oyunla bile, dramayla bile, satrançla ya da başka şeylerle bile algoritmik düşünce becerisi geliştirilir. Üzerine ilkokul belki 4'te itibaren ve ortaokul 5'te itibaren single boardlarla ya da Scratch gibi blok kodlamalarla desteklenip isteyen, merak olan öğrencilere bu yönlendirme yapılmalı öğretmenlerce. Bu imkanlar sağlanmalı diye düşüncelerimizi belirttiler arkadaşlar. Ürün odaklı değil, süreç odaklı olmalı ve bir ürüne, işte 8 bacaklı yürüyen bir, işte ne bileyim, örümcek yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım demek yerine süreç odaklı, ben acaba hangi kazanımları kazandırabilirim ve bunun içinde küçük bir ürün, proje ama temelinde seçilebilir. Ama amacımız yine süreç odaklı dedik. Önce siz... Efendim? Ben özetliyorum. Şeyde yorumlar kısmında kapatalım. Hadi siz kapatın yazmış biri de önce siz kapatın. Hayır. Ya şey var. Yorumlar kısmında Muhammed Aka hocamız sorusunu atlamışız. Ha, onu belki Bayram cevaplar abi. Şey, evet. İlkokul seviyesinde. İlkokul FETEM atölyelerinde hangi teknolojik malzemeler ya da materyaller daha kullanışlı? Sonra da çok kibar bir dille kısaca yanıtlarsanız sevinirim demiş. Benim pek devamı şu olacak. Zincir okullar var. Özel okullar. Zincir okulların kullandığı FETEM setlerini kullanmayın. Tamam. Ya aslında teknolojik hiçbir şey kullanmayın ya. Bırakın çocukla oyun oynayın ya. Oyun oynarken öğretmeye çalışın. Da yapayım. Kurum kültürü dedik. Bir okul robotikle kodlama veya da sistem vesaire ya da yeni çıkacak bir model, kuram neyse, popüler ne olursa olsun, bunu yapmak istiyorsa, başarılı olduğuna yine kanıtlanmışsa, devlet tarafından, hani amirler tarafından bunlar tertip edilip de yönlendiriliyorsa ya da kendisi öğretmen grubuyla bunu yapalım diyorsa, bunu kurumsal olarak kendisi ilk önce içselleştirsin. Başkasına, etkinlikçiye, setçiye, şucuya, buyacıya illaki bir şeyler satın alabilir. Parayla illaki bir ürünler alınabilir. Onda problem yok. Ama bu işi bilinçli. Tamam, ben anlamam arkadaş bu işi. Birisi yapıyor demesin. Çocuklara hıyanet etmeyelim. Yani bence öyle düşünüyorum. Öğrencilere ve velilere hıyanet etmeyelim de düşünüyorum. Teknoloji okuryazarlığı olmalı dedi. Muhammed Akay'la ilgili FETEM'le alakalı. Ben de Hamit abim de aynı şekilde ki buradaki herkes de. Engencimiz Onur galiba. Ben gecekonduda büyüdüm. Sokakta büyüdüm. Ve hani toprakla buluştuk. Kendi hornetimizi, binlerimizi, oyuncağımızı, uçurtmamızı ilkokul seviyesinde yaptık. Ve ilkokulda öğretmenimiz bize çavdar otundan resim yapmayı sürekli olarak ama sürekli bir şeyleri keserek, yapıştırarak ve özgün çalışmalar yaptırmayı öğretti.
iş teknik dersi gördük. Ya da köy enstitüsü fark etmez. Aynı şeyler. FETÖ'm yoktu. Sitem isim olarak yoktu ama bunlar her zaman vardı. Fatih Sultan Mehmet topu yaparken matematik de biliyordu. Ölçüm demircilik de biliyordu. Bunlar zaten sitem. Sitemle yapılıyor. Sitem bugünün konusu değil, değil mi Ömer Hocam? Yani bu aslında... Ya, tabii ki öyle. Sitem. Yani bunun için bir acaba ne seti yapsak? Öğretmenin aslında bu yeterli seti yapın abi. Zaman. Yani öğretmen maker olmalı. Maker olabilmeli. Bir şey kendi üretmeyi deneyebilmeli. Yani biz ne yapardık? Kibrit, iki tane kibrit kutusundaki içi çıkartırdı öğretmenimiz ilkokul üçteyken. İplik bağlardı. Birimiz 50 metre öteye giderdi. Evet bak konuş oğlum, konuştum. İpten ses titreşim gider ve konu biterdi. Hani işte sistem bu. Hani öğretmenler o zaman sistem mi biliyordu? Ben ilkokul boyunca öğretmenim bana bu etkinlikleri yaptırdı. Bunları yaptırdı. Biz her toprağa şey... dokunduk Bayram Hocam ama Hamit Hocam paşa dedesi o konaklarda büyüdü. O bizim kadar şanslı değil. Bana sistem küçükten gelmişti abi. Onun için kesin paşa dedesi ya, paşa dedesi falan diyorsun da abi şuradan konuşurken bakıyorum. Dalgalı saçları olsun, beyaz gömleği olsun, şeye kulaklık beyaz renk falan. Burada zengin duran varsa bayram duruyor ya. Ha kesin unutmadan yok, yok. Bayramın eşim altında abone ol butonu var. Evet ya abi, bayramın altına var. Tıklayabilirsiniz. Bayramın altına tıklayabilirsiniz. Beğenin, şuradan aşağıda. Paylaşın, yapmayın ya. Şurada. Evet, hepsi bayramın altında var. Evet bu arada dün bir yayın gerçekleştirdik İstanbul Üniversitesi Gözlemevi'nde. 1000 aboneyi aşmış olduk. Yaklaşık olarak 10.000 kişi izlemişti o yayını da. Bizi mi 10.000 kişi izlemiş? Bizi... Yok abi ya. Bizi... Ay kadar popüler değiliz. Ay kadar popüler değiliz. Muhammed Hocam'ın sözünü şuna tamamlıyorum. Ömer Hocam ve diğer hocalarım da katıldığı için tek şekilde söylüyorum. Bir set vesaire önemli. İlk önce öğretmen bunu biliyorsa zaten bunu kalemle de yapar. Değil mi hocam? Potansiyometre bunu alır. Kurşun kalemle potansiyometre de yapar. Öğretmen hevesliyse maker kanallarını, artık maker kültürü var. YouTube garaj kültürü var. Açacak YouTube'a birazcık zaman ayıracak. Hani dedi ya mesela hocamız. Hem de ilgisine göre abi. Hem de ilgisine kendi, göre. Kendi ilgisine göre de çok güzel maker çalışmalar yapabilir. Mesela okul öncesi öğretmeni kodlamasız ben bunu nasıl verebilirim? Unplugged kodlamaya da ilk önce İngilizcesi yazabiliyorsa translator'dan yazacak. Pinterest'te ya da YouTube'a yazacak. Kağıtlarıyla çıkacak. İşte ne bileyim o çıkacak, bu çıkacak, şu çıkacak. Hocam alacak onları kendisi zaten yapacak. Çünkü her şey var zaten. Hadi vedalaşalım artık. Çocuklar aynen tam çıkarken böyle kapının önünde sohbet muhabbet uzar ya. Aynen öyle. Hani konuşursun evde oturduğun iki saat kapının önünde bir saat geçer falan. Toparlayayım dedim. Hadi çok hızlı kapatalım, öpücük falan atalım, bitirelim işte yayını. Herkese çok teşekkürler, dinleyen herkese. Ezan da okunuyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dinleyicilerimiz bize bu altın kozayı uygun gören siz. Artık hani herkese teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Bayram, Ömer çok sağ olun, bay bay. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bize izlediler, zaman ayırdılar. Çok teşekkürler.